akşamlar. Ne oluyor da CNN Türk ekranlarında karşınızdayız. Rehine krizini, Musul'daki gelişmeleri ve Irak'ta şu anda yaşananları konuşacağız. IŞİD'in stratejisine nasıl bu kadar güçlü ilerleyebiliyor? Sorulan sorular bunlar. Biz de değerlendireceğiz. Ayrıca rehine krizinde son bilgiler nedir? Ankara'dan yapılan açıklamalar nedir? Bölgeden gelen notlar nedir? Bunları ileteceğiz. Hemen konuklarımızı ben duyurayım sizlere. İstanbul stüdyomuzda Sayın Serhat Erkmen bizimle birlikte. Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15 yıldır Irak üzerine çalışan bir isimsiniz. Sizden doyurucu bilgiler aktaracağımızı düşünüyoruz bu akşam izleyicilerimize. Diğer iki koltuğumuz maalesef boş. Çünkü cumartesi akşamı İstanbul trafiğine takılmış durumda konuklarımız. Birazdan onlar da bizimle birlikte olacaklar. Hatta geldiklerini görebiliyorum. Birazdan koltuklarda olacaklar. Onlar kimler? Mete Yarar, güvenlik uzmanı bizimle birlikte olacak ve doçent doktor Yüksel Taşkın, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Ankara'da da birazdan konuğumuz bizimle birlikte olacak. Ankara stüdyomuzda eski Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakış'la konuşacağız son dönemde bölgede yaşananları. Şimdi ben kısaca son bilgileri ileteyim sizlere. Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru açıklamalar yaptı. 80 kişinin sağlık durumu iyi dedi rehinelerle ilgili. Herhangi bir kötü muamele yok. Başkonsolosun da aralarında olduğu 49 kişi bir yerde, 31 tır şoförü de ayrı bir yerde. Suriye'ye geçtikleri iddiası doğru değil dedi. Bu arada tır şoförlerinden birinin de kaçtığı bilgisi var. Kaçarak Türkiye'ye ulaştığı bilgisi var. Onu da sizlere aktaracağız ayrıntısıyla. O isim neler yaşadı bunları da ileteceğiz. Hemen söyleyelim. İbrahim Kaynak, kendisiyle konuşacağız. Hatta zannediyorum hattımızda, doğru mu? Evet, İbrahim Kaynak, beni duyabiliyor musunuz? Sayın Kaynak, beni duyabiliyor musunuz? Alo. Ben sizi duyamıyorum. Eğer rejideki arkadaşlarımız bana da duyurabilirlerse sesinizi. Şimdi bir kere daha sorayım. Beni duyabiliyor musunuz Sayın Kaynak? Evet efendim. Evet. Şimdi çok geçmiş olsun diyelim. Öncelikle biz nasıl IŞİD militanlarının eline geçtiniz? Sonrasında neler oldu? Bir nasıl kaçabildiniz? Türkiye'ye nasıl ulaştınız? Bize bir aktarabilir misiniz? Evet. Duyabiliyor musunuz Alo. Sayın Kaynak? Nasıl evet, oldu? Neler yaşadınız? Bize aktarabilir misiniz? Şimdi kafamda beni yükümüze koyadı. Alo. Beni duyuyor musunuz? Zannediyorum bir sıkıntı evet. var. Lütfen bir netleştirelim arkadaşlar. Beni duyup duyamadığı konusunda Sayın Kaynak'ın. Onu bir netleştirdikten sonra tekrar bağlanırız. Ben bilgileri aktarmaya devam edeyim. İbrahim Kaynak, telefonda konuşmaya çalıştığımız isim. IŞİD tarafından alıkonulan tır şoförlerinden biri. Kaçtım geldim, Türkiye'ye gelebildim diyor. Bugün onunla ilgili haberleri gördük. Biz de kendisinden bilgileri almaya çalışacağız. Ayrıca biraz önce ilettiğimiz gibi Dışişleri Bakan Yardımcısı açıklama yaptı Sayın Koru. Neden bugüne, o güne kadar tahliye edilmedi, başkonsolosluk diye sorular vardı. Neden hedef oldu diye sorular vardı. Hem onun yaptığı açıklamalar hem de Musul Valisi'nin ifadeleri. Türk Başkonsolosu uyardık, gitmedi. Acaba Başkonsolos'un inisiyatifinde gelişen bir süreç mi oldu? Bu soruyu getiriyor akla. Bunları değerlendireceğiz ama şimdi konuklarımız bizimle birlikte, hoş geldiniz. Trafikte epey zaman harcadınız galiba. Teşekkür ediyoruz cumartesi akşamını bize ayırdığınız için. Mete Yarar, güvenlik uzmanı, sağolunuz ve doçent doktor Yüksel Taşkın, Marmara Üniversitesi Siyasi Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Sağ olun Yüksel Bey de, siz de hoş geldiğiniz için. Şimdi İbrahim Kaynak'a bağlantıyı sağlayabilirsek bir kere daha deneyeyim ben. Sayın Kaynak, beni duyabiliyor musunuz? Lütfen bize neler olduğunu aktarır mısınız? Yani IŞİD'le nerede karşılaştınız? Sizi nasıl alıkoydular? Sonra nasıl Türkiye'ye kaçabildiniz? Şimdi hanımefendi, şimdi ben şoförüm. Türkiye'den Zaho'da yük götürmüştüm. Zaho'da bir problem oldu. Erbil'e götürmek istediler. Erbil'den de Musul'a dönmek zorunda kaldım. Yolum Musul üzeri. Musul'dan dönerken saat 4'te sabah beni şu DAEŞ, İslam, Devlet İslamı'yı yakaladılar böyle sabahleyin.
arabadan indirdiler. Türk müsün, Arap mısın diye soru sordular. Şimdi Türk olduğum için arabadan beni indirdiler. Alo. Duyuyoruz biz sizi. Devam edin. Dinliyoruz sizi. Türk olduğum için beni arabadan indirdiler efendim. İndikten sonra pasaportumu istediler. Benden bahane eder size bir ceza keseceğiz. Ben de onlara siz trafik polisi misiniz diye ceza keseceğim diye soru sordum. Onlar da birden kızarak arabadan zorla indirdiler. Onların pikapına bindirdiler. Küçük bir arabaya götürdüler. Tabii ki götürdüğü zaman bir 12-16 kişi kadar orada şoför de vardı tutuklu. Sizi diğer şoförlerin yanına mı götürdüler? Evet efendim. 3-4 kişisi Iraklı şoför. Yani başka bir kentten gelmişler o şoförler. Diğerleri Türk'tü. Neler anlattılar? Konuşma imkanınız oldu mu diğer Türk şoförlerle? Hiç kimseyle nasıl alsam sana fazla muhatap olmadım. Ne yapacaklarını sadece soru sordum. Dediler 2 saatte bir yer değiştiriyorlar. 2 saatte bir yer değiştiriyorlar. Doğru mu anladın? Evet. Evet. Şimdi diğer arkadaşlar da Allah onlara yardımcı olsun diliyorum şu an. Diğer arkadaşlar da çok yorgunlar. Bir de hassizlikler yani açıktan mı dayaktan mı bilmiyorum artık. Anladığımız kadarıyla sadece su ve ekmek veriliyor onlara. Haberlerden takip edebildiğimiz ailelerine verdikleri bilgiler kadarıyla ve bazılarına ulaşılıyor basın kuruluşları tarafından. Onlara aktardıkları kadarıyla ekmek ve su var sadece anladığımız kadarıyla. Doğrudur. Ama kimi de nasıl desem çünkü o olayda yemediği için, içmediği için bayağı halsizlerdi. Orada işte biraz ben itiraz ettiğim için diğer oranın milletiyle bir 15-20 dakika kadar beni de dövdüler. Sonra çarşıda yani Musul'un çarşısında boyuna bomba olay yaşanırken onlar bizi bırakıp gittiler. Başka bir yerde bombalı bir saldırı oldu. Dolayısıyla onların dikkatleri oraya yöneldi ve siz o esnada mı kaçtınız? Evet şu bir de rehinlerin yanında 2-3 tane genç yani 16-17 yaşlarında çocuk vardı 2-3 tane. Ben de aklım hep arabadaydı. Arabaya bir göz atayım derken yavaş yavaş giderken baktım benimle ilgilenen kimse olmadı. O anda yani göze bakmadım diye yoluma devam ettim. Arabanın yanına gittim. Allah razı olsun bir uğurlu bir arkadaş geldi benim halimi görünce bir de arabamı da Allah kulaklarına kaçtı. Siz kaçabildiniz. Geçmiş olsun. IŞİD militanları farklı bir noktaya yönelince kaçabildiğini söylüyor Sayın İbrahim Kaynak. Diğer tır şoförlerinin de salimen serbest bırakılmasını diliyoruz. Size geçmiş olsun Sayın Kaynak. Sağ olun yayınımıza bağlandığınız için. Şimdi öncelikle bu rehine krizi, biraz önce aktardığımız bilgiler vardı Sayın Yarar, sizinle başlayalım. Soru şuydu aslında Sinan Oğan'ın gündeme getirdiği bazı iddialardan sonra neden tahliye edilmedi daha önce vesaire gibi sorular soruldu. Başka sorular da var, acaba bir pazarlık mı sürüyor bu söz konusu mu, ama bununla ilgili yalanlama var. Ankara'dan yetkili birimlerden bir pazarlık söz konusu değil deniyor, fidye ya da takas teklifi yok deniyor, ama bugün haberlere yansıyan bir boyut daha var. O da MİT yasasıyla birlikte, yeni yasayla birlikte aslında bu tür olaylarda takas yolunun açıldığı, Dışişleri Bakanlığı'nın isteğiyle bunun gerçekleştirilebileceği yönünde. Ne görüyorsunuz siz? Yani Musul'da, çünkü bir de Musul valisinin anlattıkları var. Biz başkonsolosu uyardık, gitmedi. Acaba başkonsolosu mu biraz inisiyatifi devreye girdi gibi görünüyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu soruya bir şey daha ekleyerek başlayayım. Tabii, bence buyurun. Daha da hani şey olsun. Şimdi bizim en çok ihracat yaptığımız ve kapı olarak da en yoğun olan kapılardan bir tanesi bu. Habur sınır kapısı, karşı tarafta da Zao dediğimiz yer. Bu iki kapının, yani bu kapının olduğu bölgeden günde binlerce tır geçiyor. Şimdi Musul Konsolosluğu belki akla gelecek en son şeylerden bir tanesi. Neden? Sonuçta kapalı. İçinde polislerin emniyeti sağladığı bir şey var. Ama binlerce şoförünüz o anda İşi de kontrolün ele geçirebileceği olan yerlerden geçmek zorunda. Evet. Bu Türkiye'nin 2 tane tecrübesi var. Bu savaştan önce de özellikle 2003'ten sonra başlayan, 2005'te de yoğunlaşan Irak'taki
Amerikan karşıtlığı gösteriler ve daha sonraki direniş hareketlerindeki dönemde de buna benzer olaylar yaşanmıştı. Yani Türkiye aslında çok tecrübeli. Bu olaylar başlamadan önceki gelen sinyallerde Musul konsolosluğunu boşaltıp boşaltmayabilirsiniz. Ama kamyon şoförlerinizin bir şekilde Dohuk'tan aşağısına gitmesini engellemek zorundaydınız. Çünkü, bu da böyle bir boyutu diyorsunuz. Ya çünkü kamyon neden? Şoförleri, çünkü tır şoförlerini. Şu anda ben daha önceki tecrübemden de söylüyorum. Çünkü daha önce kaçırılan kamyon şoförleri konusunda da bir uzun bir süre çalışmıştık. Yaklaşık bir seneye yakın çalışmıştık. Onların doğru bir şekilde nakliyesini yapabilmesi için. Bu olayda şu anda bizim bilebildiğimiz kayıp veya kaçırılan kişi sayısı açıkçası bize aktarılanları biliyoruz. 80 deniyor. 80 ama şöyle 80. Size veya resmi rakamlara bildiren rakamlar. Bunun kaç tanesinin kaçırıldığını, kaç tanesinin farklı yerlere götürüldüğünü veya kaç tanesinin akıbetinin olduğunu bilebiliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şu açıklamayı ben mesela çok beklerdim. Evet, bizim şu anda karşı tarafa geçmiş olan yaklaşık, çünkü her gün gümrükten geçen araba sayısı belli. Evet. Bizim şu anda 3500 tane şeyimiz var, karşıda kamyonumuz var. Bununla geçen miktarda işte 7000 tane şoför. Biz bunların 3000'ine ulaştık ama 3000'ini bilmiyoruz. Bu rakamı biliyor muyuz? Peki şimdi yani, başkonsoloslukta yaşananlar, tır şoförleriyle ilgili bu pozisyon Ankara açısından nasıl bir tablo koyuyor ortaya? Yani Irak'ta ki bugün Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun yeni bir açıklaması var. Irak'ta kaos varmış gibi yansıtılıyor. Hatta Dışişleri bir duyuru yaptı, sonra onu geri çekti. Irak'ın tehlikeli bölgelerini daraltarak ifade ettiler ve onunla ilgili vatandaşlara dönük uyarı yapıldı. Bence, ne görüyorsunuz? Bence ben bir şey söyleyeyim size. Irak'ın tehlikeli bölgesi diye bir şey yok. Irak'ın tamamı tehlikeli şu anda. Neden? IŞİD yalnızca bir bölgeyle geçirmiyor ki. IŞİD bir yerde yol kesme eylemi yapıyor, bir yerde bombalama eylemi yapıyor, bir yerde adam kaçırma eylemi yapıyor. Şu anda İran içerisinde yalnızca bir bölge emniyetlidir, bir bölge emniyetsiz demek bence çok da mantıklı değil. Çünkü büyük bir alan ve bu büyük alanda şu anda devlet otoritesinin birçok yeri kaybolmuş durumda. Bu devlet otoritesinin kaybolduğu bir yerde bazı bölgeler güvenlidir, bazı bölgeler güvenliksiz demek açıkçası çok yanlış bir tabir oldu. Irak için söylüyorum. Erbil bile tehlikelidir şu anda. Bakın Erbil bile tehlikelidir. Şu anda Doğuk da tehlikeli. Neden Erbil bile tehlikelidir diyorsunuz? Çünkü bunu şu yüzden soruyorum. Kerkük'te güvenliği peşmergeler sağlıyor. İşte Tuzurmatu'da da güvenliği sağlamak için iki tugay gönderdikleri ifade ediliyor Kürt birliklerinin. Sanki onlar alanı genişletiyor gibi görünüyor bir yandan. Alanı genişletebilirsiniz, çok sorun değil. Ama bu olaylarda, özellikle buna benzer olaylarda bu bölgenin içine ne kadar kişinin sızdığını bilme şansına sahip misiniz? Değilsiniz. Kaç tane hücrenin o bölgede bulunduğunu bilme şansına sahip misiniz? Değilsiniz. Şu anda binlerce insan Erbil içine girmiş durumda. Yani yaklaşık 300 bine yakın insandan bahsediyoruz. Bunların kaçı iyi niyetli, kaçı iyi niyetli değil diye bilme şansına sahip misiniz? Değilsiniz. O bölgede Musul'daki gibi bir kontrolün alınması, işte her tarafta farklı eylemler yapılması mümkün olmayabilir. Ama baktığınızda eylem, bir oradaki bir yerin işgal edilmesi, küçük bir yerin bir müddet olarak intihar sahası olarak tutulması gibi eylemleri de icra etme kapasitesine sahip bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgütün bu kapsamı varken yalnızca Musul tehlikelidir, yalnızca Diyala tehlikelidir demenin hiçbir anlamı yok. Bence tezelden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Irak'ı terk etmesi tavsiye edilmeli. Peki. Bu geciktiğinde işte bakın, çünkü konsoloslukta şunu yapma şansına sahipsiniz. Konsoloslukta devlet olarak bir irade koyma hakkına sahipsiniz. Çünkü devletsiniz, dersiniz ki orada kalın kardeşim. Siz devlet görevlisiniz. Ama hiçbir kontrolü olmayan, hiçbir kendisini korumakla ilgili bir tedbiri olmayan sivil insanlara bunu söyleme hakkına sahip değilsiniz. Çok daha erkenden terk etmeleri ilgili uyarı yapmak zorundasınız. Olay olduktan sonra değil. Olay olmadan önce. Peki, şimdi gelen bilgileri de soracağım ben size. Tabii bu gelişmeler ne anlama geliyor? IŞİD'in rehineleri bırakması için aşiretler devrede deniyor. Bölgedeki güçlü aşiretlerin devrede olduğu ifade ediliyor. Bugün yine gazetelere yansıyan bilgilerden biri, IŞİD 900 kişi ve 4 tankla gelmiş diye anlatmış. Hemen öncesinde orada görevli bulunan, Türk konsolosluğunda görevli bulunan bir isim. Onun bir blogda yazdıklarından, bir sitede yazdıklarından alıntılar var. Onları da soracağım ama son bilgileri Erbil'den bir alalım müsaadenizle. Çünkü Çetin Erçetin bizi bekliyor Erbil'de. Hemen dönelim oraya. Çetin Erçetin, merhaba, bizi duyabiliyor musunuz? Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkürler, kolay gelsin. Aslında Perşembe günü 360 derecede de sizden çok önemli bilgiler almıştık. Yine güncellemeyi rica edeceğiz sizden.
Şimdi nasıl haberler geliyor? Özellikle Türkiye'nin gözünün çevrili olduğu rehine kriziyle ilgili biz işte aşiretlerin devreye girdiğini söyledik. Ayrıca 10 zırhlı cipin bölgeye doğru gittiği bilgisi de yansıdı yine gündeme. Sizden hem bununla ilgili öncelikli olarak bilgi alalım, sonra bölgenin genelini de sormak istiyoruz. Tabii öncelikle rehine kriziyle ilgili Sayın Mete Yarar kaç rehinenin olduğunu bilmiyoruz demişti. Ben IŞİD kaynaklarından aldığım bilgilerle hemen söyleyeyim. Kamyon şoförleri 32 kişi Geyala'da hava üstünde tutuluyorlar. Diğer taraftan Musul Başkonsolosluğu personeli 49 kişi. Bunlar da şu anda Musul'da Tayyaran mahallesinde bir evde tutuluyorlar. Pardon, iki ayrı evde tutuluyorlar. Güvenlik nedeniyle iki ayrı eve yerleştirildikleri bize IŞİD kaynaklarından bildirildi. Tabii akşam saatlerinde bazı haber kaynakları Rakka bölgesinin 15 konsolosluk personelinin götürüldüğünü söylemişti ama biz IŞİD kaynaklarına sorduğumuz zaman onlar bize hayır tamamı Musul'da ifadesini kullanmışlardı. Tabii ben biraz aslında Musul'daki mevcut durumu da özetlemek istiyorum. Şu anda Türkiye'de genel itibariyle tartışılan şey IŞİD'in Musul'a hakim olduğu. Fakat hemen şunu belirtelim. IŞİD evet Suriye'de oluşan bir refleksti ama şu an Irak'taki IŞİD biraz daha farklı bir reflekse doğru dönüştü ve tamamen Sünni aşiretlerin, Sünni yapının ve belki de bölgedeki büyük ölçüde sahva ordusu diye tabir ettiğimiz Sünnilerin silahlı milis güçlerinin de buluştuğu bir noktaya geldi. Daha doğrusu 30 Nisan seçimleri sonrası Irak'taki ortaya çıkan siyasi tablonun maalesef Sünnilere yansıması bir isyana dönüştü ve giderek Musul'dan aşağıya doğru ilerlemeye başlıyor. Tabii bu ciddi bir sıkıntı, ciddi bir sorun ama halihazırda Tikrit ve El Anbar bölgesi, Musul bölgesi güvenlik anlamında çok sıkıntılı bölgeler. Ama hani diğer kentlere bu sıçradı mı? Örneğin bir Bağdat'a ya da aşağıda Şiilerin yaşadığı Necef, Kerbela gibi bölgelere henüz sıçramış değil. Tabii Şiiler de buna karşılık bir refleks oluşturmaya çalışıyorlar. Onların refleksi de doğal olarak cihat kavramı geliştirildi. Ki Irak'taki dini lider Seyyid Ali Sistani bu konuda en güçlü isim. Ondan gelen bir fetva ya da bir cihat vardı. Onun dışında buradaki siyasi arenada Şiilerin en önemli temsilcisi Muktada Elsa'dır. O da savaşmaya hazır olduklarını söylemişti. Dolayısıyla ülkede aslında tablo şu anda tamamen bir Sünni-Şii çatışmasına doğru hızla ilerliyor. Tabii bu açıklamaların hemen ardından Şiiler tabii sert çıkışlar yapıyorlar. Onların açıklamaları doğal olarak kendilerine yönelecek bir reflekse kilitlenmiş noktada ama Sünniler de bu konuda giderek insan kaynağını arttırmaya başladılar. Örneğin Musul'a yapılan baskın gününde 2000 kişiyle IŞİD gelmişti. Şu an 18 bin civarında gencin katılımının olduğu bize gelen bilgiler arasında ki bu bilgileri doğrudan Babekir Zebari ve diğer Iraklı güvenlik yetkililerinden alıyoruz. Doğal olarak şu an Sünni ve Şii çatışmasına doğru hızlı bir refleks var. Bu nasıl önlenir? İşin açıkçası ne Amerika bu işin bir parçası olmaya hazır ne İran. Türkiye'de bu işe çok bulaşmayacak doğrusunu isterseniz ama siyasi tablo giderek karanlık bir noktaya doğru ilerliyor. Peki Çetin Erçetin, şimdi Kerkük'e de gözler çevrilmiş durumda. Kürt birlikleri orada güvenliği sağlıyor. Tuzurmatu işte Türkmenlerin yine yoğun olarak yaşadığı bir başka bölge. Orada da aynı şekilde iki Kürt birliği Tugay'ın gönderildiği bilgisi var. Şimdi Kürt yönetiminin nasıl yorumları var onu merak ediyoruz. Öte yandan yansıyan bazı haberler var bölgeden. Musullular geri dönüyor. Aslında 500 bin kişinin güvenli bölgelere kaçtığı haberini iletiyorduk. Fakat IŞİD işgalinden sonra Musul'dan kaçarak Erbil'deki kamplara sığınan ailelerden bazıları Musul'a geri dönmeye başladı. Yani yakınlarıyla, Musul'da bulunan yakınlarıyla irtibattalar zannettiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla çok büyük olumsuzluk olmadığı bilgisini alıp geri mi dönüyorlar acaba? Onunla ilgili yansıyanlar nedir? Başak Şengül, tabii IŞİD operasyonu 5 gün süreyle çok şiddetli devam etmişti. 5. günde tabii artık insanların da sabrı tükenmeye başladı. Çünkü demin Mete Bey'in ifade ettiği gibi Erbil'e girişler çok kolay değil. Çünkü özellikle Kürt yönetimi Erbil, Dohuk ve Süleymaniye kentlerine giden
özellikle Sünni Araplar konusunda çok dikkatli. Eğer içeriden bir kefiliniz, bir tanıdığınız yoksa çok kolay giriş yapamıyorsunuz. Büyük ölçüde checkpointler diye tabir ettiğimiz şehrin biraz daha dışında alanlarda bekletiliyorlar ki burada da çok yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Kesinlikle izin belgesi olmayanların girişine izin verilmiyor. Doğal olarak insanlar tabii 5 günlük bir süre içerisinde oldukça rahatsız oldular ve IŞİD'in dün yaptığı bir açıklama vardı. Herkes dükkanlarını açabilir. Bir işleyiş var, devam eden bir sistem var. Ve zaten bugün de Musul İl Konseyi toplanmıştı. Musul İl Konseyi, bunu da tabii ekranlarınızdan hemen aktarayım ben. Daha önce bir vali atamıştı IŞİD. Musul'a girer girmez, kontrole ele alır almaz. Bugün o valiyi de değiştirdi. Yine Bağız kökenli bir kamu yöneticisi, kentin valisi olarak atandı. O vali de yarın yeni görevine başlayacak. Tabii burada şunu çok net altını çizmek lazım. Musul'un içerisinde güvenlik noktalarını IŞİD koruyor ama kamu yönetimini eski Bağızçılar üstlenmiş durumda. Dolayısıyla şu an bu kargaşa, bu sistem insanları oldukça bunaltmış durumda ama bir şeyin de altını çizmek lazım. Musul zaten bu tip olaylara çok alışkındı. Özellikle 2006'da da El-Kaide ve benzeri yapıların benzer operasyonları olmuştu ve bu sıkıntıları onlar tekrar yaşamıştı. Şimdi sivil halka zarar gelmeyeceği yönde IŞİD'den gelen açıklamalar var. Tabii büyük ölçüde artık halkın da IŞİD'e desteği var. Çünkü Irak işgalinden bugüne, yani 2005'te iki tane seçim geçirdi Irak, 2010'da bir seçim geçirdi ve en son 30 Nisan'da bir seçim geçirdi ve Sünnilerin hiç memnun olmadığı bir tabloydu bu. Ve doğal olarak şu an dediğim gibi IŞİD refleksi artık bir Sünni reflekse dönüştü ve buradaki bütün Sünniler adeta birbiri sıra destekliyor. Tabii Irak Kürt yönetiminden bu anlamda konuştuğumuz insanlar, örneğin İçivan Barzani, altını çize çize bu felaketin, terör olaylarının artış gösterdiğini ve sızmaların giderek yayılmaya başladığını, hatta Musul'da IŞİD'in bir eylem yapacağını hem Maliki'nin ofisine, hem İçişleri Bakanlığı, hem Irak Genelkurmay Başkanı'na bildirdiklerini özellikle söyledi ve bu da çok önemli çünkü böyle bir eylemin olacağının Bağdat'a iletilmesine rağmen böylesine aciz kalınması aslında Bağdat yönetiminin siyasi olarak da ne kadar kötü bir durumda olduğunun tablosudur. Çetin Erçetin, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Erbil'den sağ olun. Canlı yayında aldık son bilgileri, şimdi değerlendireceğiz. Ama ben şunları da ekleyeyim. BM'den IŞİD örgütünün bilançosuyla ilgili bir açıklama var. İnsan Hakları Konseyi Sözcüsü, Musul'da öldürdüğü insanların sayısının yüzleri bulmuş olabileceğini belirtiyor IŞİD'in ve hapishanelerden bırakılan hükümlülerin, ki binin üzerinde hükümlü olduğu ifade edilmişti Musul civarında, hapse girmelerine sebep olan kişilerden intikam almak için harekete geçtikleri ifade ediliyor. Tecavüzlerden de maalesef söz ediliyor. Öte yandan Tikrit'te yansıyan görüntüler vardı ve bugün Tikrit'ten bir Irak ordusundan Bağız operasyonu gerçekleştirildiği haberi geldi. İzzet el-Duri'nin de aralarında bulunduğu, yani İzzet el-Duri'nin oğlu Ahmet İzzet el-Duri'nin de aralarında bulunduğu, ki İzzet el-Duri Saddam Hüseyin'in yardımcısıydı. 50 kişinin öldürüldüğü bilgisi var. Şimdi biraz önce Çetin Erçetin bilgileri aktarırken bunun artık Sünnilerin desteklediği bir kargaşa olduğunu ifade etti Irak'ta. Sayın Erkmen, öyle mi görüyorsunuz? IŞİD neden ben böyle güçlü ilerliyor, Musul'u nasıl çabuk ele geçirdi diye sorulduğu zaman işin sırrı bu açıklaması yapılıyor. Siz öyle mi görüyorsunuz? Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Neden? Çünkü birkaç gündür IŞİD diye bir şeyle Türkiye tanıştı ama Irak'taki çatışmaları, örgütleri, oradaki direnişi, terörü uzun süredir izleyenler için bu yeni bir olgu değil. Bu ayaklanma da yeni bir ayaklanma değil. O ayaklanma stratejisi hele hiç değil. Yani Sünniler desteklemiyor mu? Hayır, farklı fraksiyonlar mı? Ne var peki? Bunun tanımını doğru koymamız gerekiyor. Şu anda yaklaşık 2,5 aydır yaşadığımız, Irak'ın içerisinde yaşamış olduğumuz çatışmanın yükselmesi, tırmanması stratejisi, IŞİD'in önderlik ettiği, IŞİD'in açtığı alanlarda eski Bağız unsurlarının ya da bir takım milliyetçi Arap çevrelerinin ya da diğer bir takım silahlı grupların hükümetin kontrolünü kaybettiği yerlerde kendi bayraklarını açabildikleri ama ancak kendilerine açılan alanla sınırlı hareket edebildikleri bir ayaklanma stratejisi var bugün. Birincisi bu. İkincisi, eğer bu bir Sünni ayaklanması olsaydı, ki belki Sünniler gerçekten böyle bir kolektif,
işbirliği içerisinde siyasal hak taleplerini net bir şekilde ifade edebilecekleri ve kendilerini meşru bir şekilde, daha net bir şekilde, ki gayrimeşru gördükleri hükümetine karşı meşru bir şekilde savunabilecekleri bir ortaklaşa harekete sahip olmak isterlerdi. Bu 2003'ten beri zaten aradıkları en önemli şey. Ama bunu yapabilselerdi eğer Musul Valilik binasına IŞİD'den başka bir bayrak da çekilebilirdi. Şimdi IŞİD Musul'u kontrol ettikten sonra bir vesika yayınladı. Burada her türlü siyasi hareketi yasakladı. Ve siyasi harekete, ki buna sadece Bağcılar dahil değil. Kendi manifestosunu yayınladı. Evet, sadece Bağcılar dahil değil. Irak İslam Partisi'nin üyeleri veya diğerleri de. Yani kim ki siyasi hareketin üyesi, bunların faaliyetlerini göstermesinin yasak olduğunu ilan etti. Hatta dahasını söyleyeyim, 48 saat süre verdi. Posterleri kaldırın, bayrakları kaldırın buradan dedi. Bu başka siyasi figür istemiyor. Olmasın diyor. Bu devrim bizim, biz yaptık diye dile getiriyorlar. Az önce şimdi Çetin Erbil'den şey dile getirdi. IŞİD valisini değiştirdi. IŞİD valiyi değiştirmedi. İlk önce Saddam Hüseyin döneminin bir komutanını, askeri komutanını yaptı. Onu da söyleyeyim size. Söyleyin. IŞİD valiyi değiştirmedi. Vali, vali olarak oraya atanan kişi görevi reddetti. Vali yardımcısı olarak atanan kişi şimdi vali olarak lanse ediliyor. Şimdi orada da şöyle bir şey var. Evet, Irak Şam İslam Devleti, ki buna sadece bugün hani IŞİD deyip konuşuyoruz ama bu aslında Irak El-Kaide'si dediğimiz şey. Ve yeni bir olgu da değil. Ya orada bir karmaşa var. El-Kaide aslında IŞİD'le bağını işte azalttı. Öyle değil. Bakın, ayırdı. Ya da işte Suriye'deki El-Nusra, Irak'taki IŞİD. Onu da soracağım size ama birkaç cümleyle tamamlayın. Peki, bu noktayı. Şöyle, çünkü Ankara'ya döneceğim. Tamam, şöyle tamamlamaya çalışayım. Şimdi ayaklanmanın gerçekleştiği farklı ilçe, köy, kasabalara baktığınız zaman farklı bölgelerin farklı bir takım gruplar tarafından ele geçirildiğini görürsünüz. Bu ilk bakışta bunun bir komple Sünni ayaklanması olduğunu düşündürüyor. Ama nedeni o değil. Irak ordusunun çözülmesinden sonra daha önce o bölgelerde güçlü olan, yani kendilerine ait bir takım güçlü kurtarılmış alanlar geçmişte yaratıp Irak ordusuna bırakmak zorunda kalan örgütler, ordunun çekilmesiyle birlikte ele geçirdiler oraları. Örneğin Havice bunlardan bir tanesi. Veya mesela Beyci'ye IŞİD girdi ama Tikrit'te IŞİD'le birlikte diğerleri de vardı. Şimdi çekildikleri söyleniyor. Celevle'de IŞİD'le birlikte eski gruplardan bir kısmının varlığını gösterdiği söyleniyor. Dahası bugün Musul'da 1920 devrim tugaylarının en önemli adamı öldürüldü. Bu eski Irak rejiminin... biraz önce sözünü ettiğimiz mi? Hayır hayır. Eski, kimden eski, söz ediyorsunuz? Biz anlayamıyoruz. Kutebe'den, o kadar derin bilgi veriyorsunuz ki. Ebu Kutebe el-Musuli'den söz ediyorum. O öldürüldü. Yani ona baktığınız zaman demek ki orada herkes bir anda hop IŞİD'i destekliyor, bir tablo yok. Peki, tamam. Şimdi Ankara'ya dönelim. Sayın Yakış da bizi bekliyor. Bu dilimde az vaktimiz kaldı. Onunla başlayalım. Sonra devam edeceğiz. Eski Dışişleri Bakanlarımızdan Sayın Yakış. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Biz kısaca aslında hemen Ankara'nın karşı karşıya olduğu tabloyu değerlendirmenizi rica edeceğiz. Şimdi bir rehine krizi söz konusu. Bir yandan kriz masası kuruldu. Günlük olarak oradan bilgilendirmeler yapılıyor ama soru şu: acaba daha önce tahliye edilebilir miydi? Bir istihbarat zafiyeti mi var? Siz ne görüyorsunuz tabloda? Ben istihbarat zafiyeti görmüyorum ve tahliye etmemekle öyle zannediyorum doğru iş yaptıkları kanaatindeyim. Çünkü arazide değerlendirmeye, yani böyle şeylerde arazideki insana inisiyatif bırakmak lazımdır. Bakanlıkta yani yetki vermiş, pek tabii ki arazideki oradaki Sayın Başkonsolosumuz kendi değerlendirmesine göre nihai kararı verecekti. Hiç kimse o günkü koşullar arasında Başkonsolosluğun kapısına dayanarak ondan sonra konsolosluk personelini orayı terk etmeye zorlayacağını beklemiyordu. Öyle zannediyorum Sayın Başkonsolos da beklemiyordu. Ve burada Musul Valisi'nin Sayın Yakış bir ifadesi var. Biz Başkonsolos'u defaatle uyardık diyor ama anladığımız kadarıyla kalma yönünde bir inisiyatifi mi olmuş Başkonsolos'un? Siz ne dersiniz? Kalma yönünde bir inisiyatifi olduğu anlaşılıyor. Fakat yani onun elindeki bilgilere bakmak lazım. Şimdi IŞİD adlı kuruluşun Türkiye'yi şu anda bugünkü koşullar altında karşısına almasının hiçbir mantığı yok.
Dolayısıyla oradaki başkonsolos anladığım kadarıyla Türkiye'ye doğrudan doğruya tehdit yönelten ve Türkiye'nin canını sıkan böyle bir girişimde bulunmayacakları şeklinde bir değerlendirme yapmış ve onun için tahliyeye gerek görmemiş. Ben ondan ötürü başkonsolosun eleştirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bugün Sayın Naci Korur'un da bazı açıklamaları vardı. Musul'da olaylar cereyan etmeye başladığı günlerde başkonsoloslukta çalışan sayısını azalttıklarını, Davutoğlu'nun başkonsolosa tahliye talimatı verdiğini söyledi. Korur'un ifadesine göre başkonsolos Öztürk Yılmaz dışarıda güvenlik yok, yerel güçler çekildi diyerek içeride kalmalarının daha güvenli olduğunu söyledi. Bu görüşmeden iki gün sonra da o baskın gerçekleşmiş anladığımız kadarıyla yeniden bir görüşme gerçekleşiyor ve teslim olma kararı alınıyor işte o noktada. Şimdi bütün bunlar üst üste koyduğunuz zaman belki siz de olsaydınız ve belki ben de orada olsaydım başkonsolosun aldığı kararı alırdım. Çünkü dışarıdaki güvenlik belki daha da kötü. En azından içeride olursak o kadar tehlike yok. Ve IŞİD da Türkiye gibi bir büyük devleti böyle karışık bir zamanda karşısına herhalde almaz diye bir değerlendirme yapmış ve tahliyeye gerek görmemiş. Peki bundan sonrası için Sayın Yakış... Mutlaka tahliye edin değil de... Özür dilerim, sözünüzü bölüyorum. Devam edeceğiz yine sizinle. Bundan sonrasında Türkiye nasıl pozisyon olacak, ne yapmalı bunu da soracağız ama kısa bir aramız var. Sonra yeniden sizinle devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Rehine krizini, Irak'ta olanları, IŞİD tehlikesini konuşuyoruz. Sayın Yaşar Yakış'la değerlendiriyorduk en son. Oradan devam edelim. Efendim en son Ankara'dan yapılan açıklamaları, yansıyan bilgileri rehine kriziyle ilgili ve başkonsoloslukta yaşananlarla ilgili size sormuştum. Siz aslında hani anlık gelişmelerin ve o sahada olan gelişmelerin yorum yapmak için çok önemli olduğunu ifade etmiştiniz. İsterseniz oradan devam edelim, sonra başka sorularla sürdürürüz. Evet, yani her zaman her şeyi öngöremezsiniz. O günkü koşullar altında karşısında bence hem bakanlık doğru iş yapmıştır hem de başkonsolos doğru iş yapmıştır. Ama başkonsolosun tahmini olduğu gibi çıkmamıştır. Yani konsolosluğa da girmeyeceklerini varsaymıştır ama girmişlerdir. Çünkü IŞİD'in böyle bir kuralı yok. Uluslararası nezaket kurallarının ne olduğunu bilmez, uluslararası kuralların ne olduğunu bilmez. Böyle bir durum yaşandı. Şu anda siz galiba kapanmadan önce, reklamdan önce şimdi ne yapmalı ileriye yönelik diye galiba. Evet, malumunuz Suriye politikası bence, konusunda Ankara çok eleştirildi. İşte destek mi veriyor dendi, IŞİD'e destek mi sağlandı dendi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç kesinlikle hayır, bugüne kadar IŞİD'e destek verilmemiştir açıklamasını yaptı. Öte yandan yine haberlere yansıyan bazı iddialar var bu destek niteliği kapsamında ama hepsi ilgili kurumlarca yalanlanıyor. Fakat Batı'nın bakışında da böyle bir kaygı ve eleştiri var mıydı? Bugüne nasıl gelindi? IŞİD nasıl beslendi? Hep bu soruların cevabını arıyoruz malumunuz. Buyurun. Bence tabii 40 yıl bu ülkede bürokratlık yapmış bir insan olarak, sonra da 10 yıllık da siyasi hayat yaşamış olarak bir insan olarak devletin söylediğinin doğru olduğunu ben farz ediyorum. Yani devletimiz eğer ben IŞİD'le işbirliği yapmadım diyorsa bunun doğru olduğu kanısındayım. Yalnız bu şu anlama gelmiyor. IŞİD'in Türkiye'den geçerek, yani dışarıdan gelen IŞİD yardım malzemesinin veya IŞİD'e yönelik olmayan daha mutedil Suriyeli muhaliflere yapılan yardımın Türkiye üzerinden gittiği, oraya girdikten sonra da ya bizim yardım ettiğimiz veyahut da yardımına vesile olduğumuz Suriye'deki muhalefet kuruluşunun IŞİD'in safına geçmiş olması nedeniyle veya IŞİD'in o Suriyeli muhalif gruptan zorla buradan gönderilen malzemeleri alarak kendilerinin ele geçirmiş olması ihtimali her zaman varittir. Yani şu anda
konsolosluğu basarken kullandıkları ellerindeki makinalı tüfek Türkiye tarihiyle IŞİD'in eline geçmiştir deniyorsa böyle bir şey varit olabilir. Ama bu demek değildir ki Türkiye resmen IŞİD'le, IŞİD adıyla ortaya çıktıktan sonra işbirliği yapmaya devam etmiştir. Bu anlama gelmez. Bir de pek tabii ki çok sayıda ileride IŞİD safına geçmiş olan Suriyeli muhaliflerin Türkiye tarikiyle Suriye'ye gittikleri ve orada IŞİD saflarına katıldığını düşünmek lazım. Bunların Türkiye'den geçerken Türkiye'de kendisine yardımcı olan insanlarla halen işbirliği halinde olduklarını düşünebiliriz. Halen Türkiye'de çok sayıda IŞİD sempatizanı, destekleyicisi veya mensubunun da bulunabileceğini de göz önünde bulundurmak lazım. Bütün bunları hepsini bir araya topladığımız zaman birinci aşamada yapılması gereken şu anda eleştiriler konuları bir tarafa bırakarak Irak'ta IŞİD'in elinde bulunan konsolosluk mensuplarını ve şoförlerimizi kurtarmaya yönelik olmalıdır. Burada devletin elindeki bilgilere göre nereye kadar pazarlık yapılır, pazarlık yapılmaz mı, bir şey karşılığında bir şey para ödenir mi, ödenmez mi? Nasıl olursa önemli olan vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Bunu sağlamak lazım. Bu sağlandıktan sonra ben artık Türkiye'nin bu hem Suriye hem Irak hem Mısır hatta ve genellikle Orta Doğu politikasını masaya yatırarak bugünkü veriler karşısında halen doğru işi yapıyor muyuz? Bunu bir değerlendirmenin doğru olacağı kanaatindeyim ve bu değerlendirmenin de duygusallıktan uzak bir ortamda siyasi çıkarlar ve siyasi bakış açıları arasındaki farkları mümkün olduğu kadar bir tarafa bırakarak Türkiye'nin daha uzun vadeli geleceğinin, ulusal çıkarlarının ne olduğunu göz önünde bulundurarak bu değerlendirmeyi yapmak. Peki Sayın Yakış. Bunun zamanı gelmiştir. Evet. Şimdi yeniden Erbil'e döneceğiz ama birazdan size şunu da soracağız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir bilgilendirme turu yaptı. Siyasi partilerde biliyorsunuz muhalefet partileriyle görüştü. Mecliste bir görüşme yapılacaktı. O ertelendi. Bu acaba gecikmiş bir bilgilendirme miydi? Buna dönük eleştiriler ve yorumlar var. Bir yandan da siyasi bir biçimde ihtilaf haline dönüştürülmemesi lazım bu konunun diyorsunuz. Bununla ilgili de işte soru önergesini geri çekti CHP. Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu muhalefet partilerine bu bilgilendirme turu dolayısıyla teşekkür etti. Fakat Başbakan Erdoğan'ın yine muhalefete dönük eleştirilerini gördük. Bu nasıl bir tablo koyuyor ortaya? Onu da soracağız. Fakat şimdi hemen Erbil'e dönelim. Skype bağlantısını gerçekleştireceğiz. Rudav Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Revvar Kerim'le. Sayın Kerim beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Şengül Hanım. Şimdi şuradan başlayalım. Biraz önce Mete Yarar'la konuşurken, bölgenin nabzını değerlendirirken Mete Yarar dedi ki ben Erbil'in bile tam anlamıyla güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Irak'ta önemli bir gelişme yaşanıyor. Ciddi sonuçları olacak bir gelişme yaşanıyor. Dolayısıyla Erbil'de bile güvenlikle ilgili endişe olabilir. Böyle bir nabız var mı? Nasıl bir nabız var Kürt yönetiminde? Merak ediyoruz. Tabii bugün bir iyi yayınlar diliyorum. Konuklarınıza da selamlar, iyi yayınlar. Erbil'de bugün çok kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının tarafları peşmerge güçleri, güvenlik güçleri ve hükümet ve bölge başkanlığıydı bir şekilde. Orada bir kararlar çıktı, siyasi öneriler çıktı. Peşmergenin son pozisyonunu ve ne yapacağı konusunda önemli kararlar çıktı. Bu kararların bir tanesi peşmerge kendi sınırlarının dışına çıkmayacak. Sadece koruma pozisyonda olacak. Hiçbir zaman saldırı pozisyonuna girmeyecek. Artı Kürt vatandaşlarını, bu bölgede yaşayan herkesi, bütün Kürdistan bölgesi içerisinde yaşayan ya da şu an peşmergenin el koyduğu bölgelerde o yaşadığı insanlara güven verdi. Sizin güvenliğiniz tamdır. Peşmerge bundan sorumludur. Bundan endişe duyacak herhangi bir sıkıntı ve sorun yok. Bunun buraya sıçraması biraz zordur. Şengül Başak Hanım doğrusu. Çünkü
biz Musul'da yaşadığımız şeyi aslında biraz doğru analiz ediyorsak bunun farklı boyutları var. Belki sizin konuklarınız da buna değebilirler. İnanırım buna. Birincisi Maliki zannediyordu ki eğer herhangi bir böyle bir olay orada çıkıyorsa ki bunu Kürt yönetimi 3 aydan beri bunu fark etmişti ve tembihlerde bulundu Bağdat'a, önerilerde bulundu. Hatta beraber çalışalım, beraber bir şeyler yapalım. Bağdat hükümeti buna yanaşmadı ama ortaya çıktı. Bunu eğer benim zamanım varsa bu yayında bunu biraz detaylandıracağım. Maliki zannediyordu ki eğer bu son, çünkü üçüncü dönem başlangıcındadır ve hiç kimse Maliki istemiyor. Yani Kürtler ve özellikle Sünni Araplar bu son seçimlerden dolayı kesinlikle Maliki ile bir hükümete girmeye, özellikle Barzani, Allavi ve Nüceyfi, bunlar çok güçlü ve Türkiye'ye çok yakın isimlerden, bilinen isimlerden, kesinlikle ve kesinlikle Maliki ile herhangi bir koalisyona girmeyeceğiz. Maliki de açık açık onlara söylüyordu. Ya hükümete katılın ya da çoğulcu hükümet kuracağım ya da siz muhalefette kalın. Maliki zannediyordu ki eğer böyle bir olay, zaten bunun şey vardı, bunun belirtileri vardı Enbar'da, Samarra'da, Felluce'de. Bunu da öyle zannediyordu ki eğer orada bir şey başlarsa öyle bir ders verecek ki onlara, Kürtlere de ders olur, diğer gruplara da ders olur. Herkes onun açtığı şemsiyenin altına girer. Ki böyle olmadı. O yüzden yolu açtığını mı düşünüyorsunuz? Yani Irak ordusunun çekilmesinin sebebinin bu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya da aslında bu yorum mu yapılıyor? Bunun toplumsal ve biraz da 2003'ten beri bu yanda 2003'ten bu yana bugüne kadar 11 yılda Sünni Arapların gördüğü zulmün bir parçasıdır bu. Bunu bir tarafa bırakırım ama siyasi boyutu, yani askeri boyut, Maliki'nin şu an yenilgiye düştüğü nokta şu. Maliki bunun hiç hesaba katmamıştı. Sünnilere 11 yıldır zulüm ediliyor bu ülkede. Sünni olmak suçlu olmak demektir. Hakikaten yani. O bölgeye yapmadığı, yani kalmadı. Maliki defalarca Musul'a operasyon yaptı. Defalarca kendi koalisyonunda kanunu her yerde yayılacağım. Ben tek iktidar olacağım. Sünnileri iktidardan kovdu. Kürtleri iktidarda bir nebze de 8 aydır Kürdistan'ın bütçesini vermiyor. Bir şekilde nasıl ondan da destek bekliyorsunuz? Sünnileri zaten iktidar dışında tuttu. Siyaset yapın. Tamam, siyaset yaptılar adamlar. Geldiler Bağdat'ta kaçırıldılar. Siyaset yapın dediler, adamları öldürdüler. Siyaset yapın dediler, diskalife ettiler siyasetten. Peki. Yani bu bir tarafta. Bence bu olayların, bu bölgeye sıçraması bir nebze de Suriye rejiminin bir daha da meşrulaştırma. Yani bu son seçimlerde zaten Batı, %80 oy alan bir tane cumhurbaşkanı var falan filan derken artık bütün dünyanın gözünü bu bölgeye çevirdiler. Yani bölgesine çevirdiler. Ben Musul'da olan biteni aslında bir tane 5000 kişiye sahip ya da 5000 militana, 10.000 militana sahip, karşısında 70.000 Irak ordusu olan bir gruptan değil, kesinlikle değil. Orada bir ayaklanma olmuş. Peki. Ve millet dişini destekliyor. Sünni Araplar şu an Baas organizasyonuyla beraber, Baas'ın kalıntılarıyla beraber bu yapıyı destekliyorlar. Ve bu milattır Irak'ta. Bu Peki. bir milat. Artık Irak diye bir ülke yani Musul'dan sonra da bahsetmek gerekiyor. Çünkü artık herkes pozisyonunu sağlamlaştırdı. Kolay kolay da bu pozisyondan geri adım atmıyor. Maliki şöyle zannediyordu. Irak Amerika ile bir tane 2010-2011 yılında bir tane stratejik askeri işbirliği anlaşması yaptı. Ama Sayın Obama bunu da bu hayalleri su üstüne bıraktı. Maliki yanlış hesap yaptı diyorsunuz. Buradan sonra herkes pozisyonunu koruyacaktır diyorsunuz. Bu da Irak'ın parçalanması olarak yorumlanıyor. Zaten fiili olarak öyleydi ama bundan sonra farklı bir boyut kazanacak diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bir cümleyle bitireyim isterseniz. Buyurun. Maliki'nin hesapları şöyleydi. Olağanüstü hal ilan edilecek. Kendisi Irak'ın bütün güçleri elinde olan bir başbakan olacak. Amerika'da onun imdadına koşacak. Ve tamamen olağanüstü hali, bu kargaşa içerisinde ülkeyi bir daha bir 4-5 yıl daha da yönetecek diye. Peki, çok teşekkür ediyoruz Revvar Kerim'le Skype üzerinden.
Erbil'den gerçekleştirdik bağlantıları. Sayın Taşkın, size söz biraz geç geldi ama biraz fazla süre tanıyacağım. Bir aradan sonra da devam ederiz. Genel tablo şimdi, Rebbar Kerim dedi ki Maliki'nin hesapları vardı ama bu hesaplar yanlış çıktı aslında. İşi de alan açıp oradaki unsurları tehdit edip, kendisine destek vermeyen unsurları tehdit edip başka bir yönden kazanmaya çalışıyordu. Bu olmadı diyor. Şimdi ne görüyorsunuz IŞİD'in stratejisinde? Öte yandan rehine kriziyle ilgili işte Türkiye IŞİD'i destekledi mi? Zamanında tahliye edilmedi mi? IŞİD saldırmaz zannediliyordu da işte IŞİD rehineleri aldı. Bir takım yorumlar var. Bunlara ilişkin görüşlerinizi de hızlı alalım. Şimdi bazı konularda spesifik yorum yapamayacağım. Çünkü hem bilgi ve alan olarak haddimi aşmak olur ama ben Yaşar Bey'in klasik bir siyasetçi olmadığından gireyim. Dedi ki bütün bu toz duman dağılınca Türkiye siyasetini gözden geçirmeli dedi. İşte ben bunu önemsiyorum. Evet. Belki şimdi bir kriz ortamında diyelim ki eleştirilerin dozunu çok arttırarak ortam biraz daha kaotik hale getirmenin anlamı yok ama biz çabuk unutuyoruz ya. Bence bu süreci unutmayıp... İşte kriz ortamlarında aslında nasıl maalesef Soma'da yaşadığımız faciada yani olduğu krizi gibi o sorunlar ortaya çıktığında konuşabiliyoruz. Sonra ne yazık ki dediğimiz gibi biraz... Evet, bir de ülkenin bir numaralı kamu yöneticisi, başbakan yani eleştirilmesinin doğal olduğunu bilinciyle hareket etmeli. Yani her ülkede böyle konularda, böyle zamanlarda başbakanlar zaten eleştirilir. Bu o kadar doğaldır ki. Yani eleştirmek zordur, eleştirmemek kolaydır Türkiye'de. Eleştirenleri bence biraz da başbakanın takdir etmesi lazım. Çünkü bu şekilde yeni bir Türkiye politikası oluşturulabilir. Ben de şeye de katılıyorum. Türkiye direkt IŞİD'e al bu silahları kullan dememiş olabilir ama hepimiz artık burada hemfikir olmalıyız. Yani bir objektiflik adına Türkiye'nin IŞİD'in güçleneceği iklimi beslediği, yanlış hesaplarla beslediği çok açıktır. Nasıl yani, besledi sizin söyleyeyim. Gözünüzle? Buraya bir virgül rica edeceğim. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Tamam. Ama kısa bir ara. Tabii ki. Sağ olun. Ne oluyor da tekrar birlikteyiz. Irak'ta olanları, rehine krizini, IŞİD tehlikesini konuşuyoruz. Sayın Yüksel Taşkın'da kalmıştık. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Aslında şunu sormuştuk, oradan devam edelim lütfen. Türkiye IŞİD'e destek sağladı mı ki yetkililer bununla ilgili yalanlamaları ifade ediyorlar. Fakat dünya bunu nasıl algıladı? Siz yani bizim güneyimizde nasıl bir tablo var? Oradan devam edelim, orada kalmıştık. Şimdi... Yani El Nusra ile İslami Cephe ve IŞİD arasında, Ahrar-ı Şam arasında geçişlerin olduğu, ÖSO'dan bunlara katılımların olduğu vesaire bir ortamda hangi aktörün ılımlı olduğu üzerine bir kumar oynandı. ABD de bu kumarın içine girdi, Türkiye de girdi. Dolayısıyla burada bizim oraya verdiğimiz lojistik vesaire desteklerinin hangi yerlere gittiği konusunda kesin yani Türkiye, Yaşar Bey de zaten onu söyledi. Ben mesela şunun bir revizyon teyidi, itirafı olduğunu düşünüyorum. 2013 yılının Eylül'ünde Türkiye IŞİD'i terör örgütü ilan etmiştir. Yani dolayısıyla hani bu politikasında ciddi bir revizyon baskısı altında olduğunu gösteriyor. Bu baskı da ABD'den geldi daha çok biliyorsunuz. Buradan yola çıkarsak bence Türkiye politikalarını gözden geçirme anlamında çok ciddi bir çok diyelim ki bu siyasetleri eleştiren ve düzeyli yani hakaret etmeyen aktörlerin de bir masa etrafında toplanması üzerinden ciddi istişareler yapılmalı. Bu hükümetin ilk dönemlerinde yapılan, Davutoğlu'nun ilk dönemlerinde yapılan, kendi muhaliflerini de dikkate alan o tarzın ciddi bir zaman diliminde ortadan kalktığını görüyorum ve hep kendilerine yakın insanlarla konuşup sohbet edip belki kendi yanlışlarını doğrulatmış oluyorlar. Yani bu kötü bir iklim. Şimdi ben Irak meselesi, Maliki ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. O tartışmayı bir yana bırakıp. Düşünebiliyor musunuz? Kendisi Savunma, İçişleri ve İstihbarat Bakanlığı'nı elinde tutuyordu. Yani biz bu Türkiye'de majorikrasi yani çoğunluk yönetiminden şikayet ediyoruz ya. Irak'ta da onun çoğunlukçu bir versiyonu vardı. Sünnilerin sisteme entegre edilmesi için ABD çok uğraştı gerçekten. Çünkü biliyordu ki ilk hatayı bazısı tasfiye ederek kendisi yapmıştı. Bu hatasını düzeltmek için örneğin Sehva milisleri diye Çetin Erbey'in değindiği bir milis grubu oluşturdu. Bu milis grubuyla yani aşiretlerden toplanan bu milis grubuyla Irak'ta El-Kaide'yi bir yere kadar bitirdi. Askeri olarak bitirdi, fikir olarak bitirmedi ama şimdi demin Çetin Erbey'in söylediği bir şey dikkatimi çekti. Bazı kaynaklardan ben de buna da yönelik bilgiler aldım.
Şimdi Musul'da bu Sehva milislerinin eski bazı ait bazı grupların, ki bunların bir kısmı kendilerine Nakşibendi ismi veriyorlar ve Sufi İslam'la bazı ideolojisi arasında enteresan bir ılımlı İslam sentezi yaratmışlar. Bu İzzet İbrahim el-Duri de bunun lideri olarak sayılıyor. Dolayısıyla burada çok Iraklı bir aslında direniş var. Yani Suriye IŞİD'inden farklı bir şey var. Bir, buradaki IŞİD'in kendisi zaten bayağı Iraklı, Suriye'dekine göre nispeten konuşuyorum. İki, bu yabancı cihatçılar, Avrupalı cihatçılar vesaire dedikleri Suriye IŞİD'inden mi söylüyoruz? Evet, şimdi Suriye'de daha fazla, hatta bahsettiğim köktenci Selefi yapılar içinde en fazla IŞİD'de olduğu söyleniyor. Ama Irak'a geldiğimizde, Irak'ta zaten öyle bir zemin vardı ki, Irak'ta biz Suriye'ye çok fazla gömüldük. Resmen bir ciddi bir mezhep savaşı olduğunu, yani işte sürekli bombalamalar olduğunu, binlerce insanın özellikle Şiilerin ciddi zulüm gördüğünü, yani bombalamalar sonucunda. Artı 2003'ten bu yana Hristiyan nüfusunun neredeyse %60-70'inin ortadan kalktığını çok görmek istemiyorduk. Çok bizim ilgimizi çekmiyordu. Bütün Orta Doğu'da çok ciddi bir de-Christianization, yani Hristiyansızlaşma süreci var. Esas acılı şeylerden bir tanesi de bu. Böyle bir iklimde Suriye'de ABD 2011 yılında gittiğinde Maliki'yi çok baskı altında tutmaya çalıştı aslında gittikten sonra da. Dedi ki sen şu Sünniler ve Kürtlerle bir nebze güç paylaşmalısın. Fakat 2014 seçiminin büyük bir travma yaşattığı anlaşılıyor Irak'ta. Arkadaşımız da ona birazcık değindi. Yani şöyle söyleyeyim, Sünni temsili inanılmaz kırıp azaldı. Kürtlerin temsili arttı. Kürtler çok diri bir güç, özgüvenli bir güç, iyimser bir güç. Fakat Sünniler zaten kötümserlerdi. Dolayısıyla düşünün, %35'lik Sünni kesimi bir dönem Irak'ın yöneticisi konumundayken ve Osmanlı'dan beri aşağı yukarı bu konumdayken, yani yüzyıllara da dayalı bir miras birdenbire yok oluyor. Bunun travması ancak size bir şey verilmesi ve sisteme entegre olmanız da mümkün. Fakat burada Erbil'den yine bir yorumcu arkadaşım bir şeyini okudum ben bugün blogunda. Şey diyor, biz zaten Irak'ın üçe bölüneceğini biliyorduk ve buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Sünniler trene geç kaldılar, yani onlar da buraya yöneldi. Dolayısıyla Kürtler, Sünniler orta bölgede Bağdat ve Felluce'ye kadar. Aşağıda da Şiilerin olduğu üçe bölünme emareleri maalesef mevcut. Fakat şimdi buradan haritadan konuşmak, haritanın başından konuşmak kolay. Çok ciddi iç içe geçişler var. Örneğin bir Musul dediğiniz yer, seçim sonuçlarına baktığınız zaman da görüyorsunuz ki çok etnik, çok kültürlü bir yapı. Yezidiler var, her zamanki kaybedenler. Kerkük de öyledir. Kerkük'te Türkmenlerin varlığı işte dan bahsediliyor. Kürtler de vardır. Yani özellikle bu şehirlerin ciddi yeniden bir iç göçe, hatta dış göçe zorlanmaları çok trajik. Yani 21. yüzyılda özellikle ABD'nin 2005'te çizdiği anayasayla etnoteokrasinin anayasal altyapısı oluştu. Yani insanları etnik kimliğine ve dini kimliğine sıkıştırdılar. Bunun ötesini kurgulayamadılar. Ve federal yapıyı da bireysel hak ve özgürlüklerle destekleyen ve etnik ve dini kimliğine sıkışmayan bir şeyi dönüştüremediler maalesef. Şimdi mesele şu. Ya bu böyle ağaç değil ki üç böylesiniz. Çok ciddi insan trajedileri oluşacak. Bir de enerji meselesi yüzünden zaten inanılmaz gerilimler olacak. Yani ben deminki arada da konuşuluyordu. Meselenin IŞİD üzerinden tartışılmasında şöyle bir problem oluyor. Irak'ın ulusal bir kimlik yaratamadığı 2003'ten sonra unutuluyor. Ve buradaki bölünme sürecinin özellikle enerji meselesi yüzünden belki Suriye'dekinden çok daha fazla aktörü içine çekeceği ve çok daha kanlı ve acılı olabileceği meselesi es geçiliyor. Buralara çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Mete Yarar, şimdi ben Obama'nın açıklamalarını ileteyim. Size biraz yine büyük fotoğrafı soracağız. Musul'da aslında ne oldu? Aslında Bağdat'ta ne oluyor? Şimdi Obama diyor ki sizin işinizi biz yapmayacağız. Yani biz sizin için temel hazırladık. 20 milyar dolarlık da yardım yaptık sizin işte Irak ordunuzu şekillendirmek için, yapılandırmak için. Dolayısıyla kara operasyonu ile ilgili asker gönderme seçeneğinin masada olmadığını ifade ediyor. Ama diğer başka seçenekler masada diyor. Peki bu ne demek? Bu bir soru. Diğeri İran. Şimdi İran Bağdat hükümetine, Maliki'ye desteğini ifade ediyor. Hatta 500 kadar İran askerinin Irak'a gittiği bizzat İranlı yetkililerce doğrulandı. Bu ne anlama gelir? Öte yandan bir de Çin açıklama yaptı. Çin, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Bağdat yönetimine
yardıma hazır olduğunu söyledi. Şimdi aktörler böyle. Siz yerleştirmek istediklerinizi de yerleştirin. Biz neredeyiz bir de? Türkiye nerede? Bizim rehine krizinde istihbarat zafiyeti var mıydı? Bir kere daha ona değinmek isterseniz. Biraz önce konuşamadık. Şeyden başlayalım. Amerika'dan başlayalım. ABD buradan ne yapacak? ABD bir defa ayağını yere basmak istemiyor artık. Yani Afganistan'ı boşaltırken özellikle Irak gibi bir yerde artık tekrar karaya çıkmak istemiyor. Bütün askerlerini ülkesine döndürme gibi bir Obama'nın sözü var. Ve bunun arkasında da duruyor. Bunun dışında da Amerika'nın zaten terör statüsü değişti. Yani insansız hava araçlarıyla, silahlı insansız hava araçlarıyla ve özel kuvvet operasyonlarıyla, küçük operasyonlarla artık terörle mücadele operasyonu konsepti oluşturdu. Bu kapsamda da bir daha asla bir yerde bulunmayacağım diyor. Ve şu andaki bütün yapısı da ona göre değişmiş durumda. Evet. O yüzden hani burada ne yapar sorusunun cevabı aslında kendi konseptinde var. Ne? Uydu desteği verebilir. Çünkü şu anda merkezi hükümetin Musul ve aşağıdaki o Sünni bloğun olduğu yerde ne olduğuyla ilgili çok fazla bilgisi yok. Hükümet yok orada. Onun bir fotoğrafını çekmek adına istihbarat desteği verebilir. Bunun için imkanı var mı? Var. Neden? Amerikalılar askeri olarak çekildiler ama sivil olarak oradalardı. İrtibat ofisleriyle Irak'ın içindeylerdi. Hem bu lojistik anlamda destek vermek anlamında hem de eğitim anlamında desteklerine devam ediyorlardı. Uzman anlamında bir ekip var orada zaten. Bir miktar Musul'da, hani Musul'dan çekildiler. Ama ABD'nin Bağdat'ta hala ciddi anlamda uzmanı var. Bu anlamda bu irtibat devam edebilir. İkincisi hava desteği verebilir. Hı hı. Yerdeki bazı, çünkü Irakların son dönemde aldığı bazı uçaklar var ama bunları kullanmak için gerekli tecrübeye sahip olmayabilirler. Bu anlamda insansız hava araç desteği ve diğer desteği verebilir. Hatta bu olayın başladığı ilk gün Musul'da nelerin olduğunu anlamak için iki tane şey kalktı. Bunlardan bir tanesi ABD'nindi, bir tanesi bizimdi. Yani o gece Musul'da ne olduğunu anlamaya çalışan iki ülkenin insansız hava aracı vardı. Bir tanesi ABD'nindi. Bunu yapacaktır. Yani ama asla askeri nokta olarak içine girmeye yanaşmayacaktır. Peki İran? İran konusu. Zaten uzun zamandan beri İran, Irak'ta. Yani uzun eleştirilen bir tanesi de buydu. Maliki'nin gittikçe İranlaşan, İran'la beraber güdümlü giden bir politikası olduğunu söylüyordu. Hatta bazı Arap, yani Irak Arap olarak kendisini nitelendiren Şiilerden bir kısmı da bundan çok rahatsızlandığını belirtiyorlardı. Ve bunu da devamlı dillendiriyorlardı. Bazı yerlerde ayrımlar da oradan kaynaklanıyordu. Biz ayrı bir toplumuz, doğrudur Şiiyiz ama bizim bir kendi milli birliğimiz Iraklıyız. Var. Iraklıyız. Arabız şeklinde farklı bir bakış açıları vardı. Ama Maliki ile ilişkileri çok iyiydi. Bu uzmanlar oradaydı. Ama bu olaylar başladığında çok ilginç bir şey oldu. Bir uçakla 300'e yakın uzman Bağdat'a geldi. Ve bu Bağdat'a gelen ekipler de İçişleri Bakanlığı'na yerleşerek şu andaki bütün idareyi ele almış durumdalar. Bu idareyi ele almalarından sonra da bu en son Tikrit'teki yapılan operasyonda ben bunun sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani ben o evde bir toplantının olacağının Maliki'nin veya oradaki merkez hükümet askerleri tarafından tespit edildiğini zannetmiyorum. Bunun İran istihbaratı tarafından tespit edilip bu operasyonun onun tarafından düzenlendiğini düşünenlerdenim. Çünkü böyle bir destek de verilmiş durumda. Ve bunun başında da açıkçası Kasım Süleymani'nin olduğu söyleniyor. Bu operasyonun başına onun geçtiği söyleniyor. O da işte İslam Muhafızları Birliği Komutanı. Farklı bir yapı zaten Bağdat'ta oluşmuş durumda. Başka bir şey daha sordunuz. Çin dediniz. Neden bu Çin bu eksenin içerisinde? Bu savaş sonrasında anlaşmalarla, özellikle petrol anlaşmalarıyla Amerika'dan sonra en fazla bölgede petrol çıkartma hakkı kazanan, ilişkilerini çok daha fazlasıyla ilerleten ülkelerden bir tanesi Çin. Çin Suriye gibi bakıyor Irak'a. Ve nasıl Esad'a bugüne kadar hiç desteğini eksik etmemişse bu desteğini de bence çekmeyecektir. Esad memnun mudur Esad, bu gelişmelerden? Bence Esad çok fazla bu işlerle ilgilenmiyor, açık bir net söyleyeyim. Neden? Demin hani arkadaşlarla konuştuk, tam da oraya geleceğim. Bence Suriye'yi ayrı bir yere koymak lazım, Irak'ı ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü Suriye'deki gelişmeler Irak'taki gelişmelerle bağlantılı değil. Suriye kendi içinde bir konsept ve kendi içinde bu savaşı veriyor. Yani başka bir yerden başka bir yere giden bir şey yok. Aksine şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer IŞİD burada yenilirse,
Tam tersine Esad'ın şey yapar. Esad üzülür. Çünkü o zaman Suriye'de de zayıflayacaktır. Suriye'de zayıfladığı için de Özgür Suriye Ordusu ve El Nusra gibi örgütlenmeler Esad'ın üstüne çok daha fazlasıyla yakacaktır. Şu anda IŞİD aslında baktığınızda... Kimle savaşıyor değil mi? Evet. Yani. Esad bak, yani IŞİD baktığınızda Özgür Suriye Ordusu'nu ve El Nusra'yla zorlu bir mücadeleye girmiş durumda. Onların bölgelerinde... Esad'ın IŞİD'i desteklediği yani, iddiası da var bu ya. Bu olayın, bu gelişmenin açıkçası Esad tarafından çok da sevildiğini zannetmiyorum. Çünkü burada bir yenilgi Suriye'de de zayıflatacaktır IŞİD'i. Çünkü hani birbirinden bağımsız diyorum eyvallah. Ama sonuçta ne olursa olsun birbirine geçişli olan bir bölgeden bahsediyoruz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. İlk görüşmede arkadaşlar tabii ki farklı farklı şeyler söyledi. Bunların hepsi doğru aslında. Çünkü neden? Bir tane doğru yok Irak'ta. Çünkü Irak'ta bir tane güç yok. Irak'ta bir tane otorite yok. Birbirinden farklı şeyler var. Biz hep IŞİD'i konuştuk. IŞİD, evet. IŞİD diye konuştuk. IŞİD'in burada bir anda her tarafı ele geçirildiği konuşuldu. Doğrudur. Bunun bir doğruluk payı vardır. Ama IŞİD'in özellikle Aşiretler Konseyi ve Askeri Konsey tarafından örgütlenen bir yapı olduğunu da kabul etmek lazım. Yani bunun aslında altında yatan grup ve blok Aşiretler Konseyi ve Askeri Konsey diye bir konsey var. Bu konsey tarafından yönetiliyor şu anda aslında şey. IŞİD onun üzerinde gözüken... Söylediğiniz Sünni blok. Tabii ki yani evet. Sünni blok ama böyle bir yapı var. Aslında konuşulması gereken yapı bu. IŞİD bizim şu anda üste gördüğümüz, savaşan, mücadele eden kısım gibi gördüğümüz kişiler. Ama aslında alttaki beyin takımı... O yüzden mi aşiretlerle görüşülüyor, onlar arabuluculuk yapıyor, IŞİD'in rehineleri bırakmış? Yani şundan yapılıyor. Sonuçta sizin muhataplarınız eğer kalıcı insanlarsa çok daha kolay çözüm bulursunuz. IŞİD su gibi gezinen bir yer. Bugün buradadır, yarın başka yere gidebilir. Başka yere gidebilir. Yani. Ama aşiret orada. Musul'daki aşiret orada. Ve 2003'te de daha önceki dönemlerde de Türkiye'nin, yani sırf bu AK Parti politikası olarak söylemiyorum. Türkiye'nin oradaki aşiretlerle zaten her zaman arası iyiydi. Hiçbir zaman da çok fazlasıyla böyle büyük problem yaşamadı. Yaşananlar olmuştur. Tabii ki olur. Her ülkede olduğu gibi. Ama Musul'daki aşiretlerin konsolos da muhtemelen ondan yanıldı. Yani aşiretlerle ilişkiyi en iyi Musul konsolosu biliyor. Baş konsolos biliyor. Bu ilişkilerin o kadar iyi olmasından böyle bir şeyin başına geleceğini hiç düşünmedi. Ama karşısında örgütle olmayan ve kararını duygusal da olarak verebilecek olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bence baş konsolosu... Güven olmayacak bir yapı diyebilir miyiz? Aynen öyle. Özetle. Yani o yüzden de bence devlet aşiretler üzerinden gidiyorsa çok daha kolay bir çözüme doğru gidecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi biz IŞİD diye odaklandığımızda bu işi çok fazla... Ankara doğru teşhis ediyor mu tabloyu size göre? Bir de bir sürü strateji kuruluşunun, siz de bir strateji kuruluşuyla bağlantılısınız. Raporlarını görüyoruz. İşte en son USAN'ki konuşuldu, Irak raporu. Ankara'da ne kadar dikkate alınıyor acaba yetkililer tarafından? Bunlar üzerinde çalışılıyor, konuşuluyor, aslında ben, temaslarda bulunuluyor. Hocamın söylediğini bunu çok, da merak ediyorum. Ben hocamın söylediğini çok değerli buluyorum. Dış politikada en önemli şeylerden bir tanesi aykırı fikir üretecek olan şeytan avukatlarına ihtiyaç vardır. Bu işin doğrusu şeytan avukatlarıyla yapılır. Yani aynı fikirde olan insanlarla istişare yapılmaz. İstişare dediğiniz birbirinden farklı insanlarla yapmak lazım. Ama son dönemde özellikle bu 17 Şubat, 17 Aralık'tan sonra ve bir önce de işte MİT krizi diye başladığımız dönemden başlayan bir alınganlık dönemi yaşıyoruz Türkiye'de. Nasıl alınganlık dönemi? Bir konu hakkında bir şey söylendiğinde çoğunlukla bunu bir AK Parti karşıtlığı gibi algılandığı için bu eleştiriler direkt üzerine alınıyor. Aslında hiç kimsenin Türkiye'de ister gazeteci olsun ister akademisyen olsun AK Parti eleştirmiyor. Yürütmeyi görevine yer almış bir partiye yöneltiyor bunu. Aslında partiye de yönetmiyor. Dışişlerin başında bir bakan varsa bakanın icraatlarını yönetiyor. Buradaki muhatap olunan veya onunla ilgili aksi konular söylenen şey AK Parti geçmiyor. Belki en büyük sıkıntıdan bir tanesi buydu. Hiçbir aykırı fikir, çünkü bunları belki Türkiye'deki herkes bağıra bağıra söyledi. Yani IŞİD tehlikesini söylemeyen Türkiye'de kalan bir insan var mı, hatırlıyor musunuz?
veya işte Irak'taki son gelişmeleri söylediğimizde söylemeyen kimse var mı? Konuştuk bunları tabii. Yani kaç defa konuştuk? Kaç defa gelen konuştuk? Hatırlarsanız işte türbe olayında konuştuk. Evet. Türkiye'deki işte olaylarda konuştuk. Bunların her biri konuşuldu ve tartışıldı. Ama burada tek olay ne biliyor musunuz? Dış politikada özellikle sınır komşunuzsa, sınırınızda bir şey yaşanıyorsa yapıyormuş gibi yapamazsınız. Ya yaparsınız ya kendi sınırlarınız içinde beklersiniz. Yapıyormuş gibi yaptığınızda maalesef bu tür olaylarla karşılaşıyor. Bakın İran yapıyormuş gibi yapmıyor. İran yapıyor. Bizzat yapıyor. İran yapıyor. Ne diyeyim? Fransa yapmıyor. Biz yapıyormuş gibi bir arada bir derede gide gele böyle bir... Bunu Yaşar Yakış'a soralım. Arada bir boşluk oluştuğunu düşünüyorum ben. Evet. Sayın Yakış, siz de takip ediyorsunuz Mete Yarar'ın yorumlarını. Aslında dış politika eleştirilerin de potata eritilerek oluşturulması gereken bir alandır diyor. Öte yandan Sayın Yüksel Taşkın da aynı şeyi ifade etti. O başbakan üzerinden ifade etti. Başbakan aslında eleştirileri değerli bulup üzerine belki... Yani tavır değişikliği olmasa bile bir gözden geçirme, bir süzgeç kullanabilir dedi. Öte yandan ben size öncesinde soracağız demiştim. O da şu: muhalefet bugüne kadar Suriye konusunda bilgilendirilme konusunda geç mi kalındı? Çünkü Davutoğlu geçtiğimiz günlerde yaptı bunu. Bir de tabii siyasi diyalog meselesi. Bu tür noktalarda muhalefetle diyaloğa ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor ama o siyasi tansiyon bir türlü düşmüyor. Ne dersiniz? Eleştiriler neden kabul görmüyor ya da neden değerlendirilmiyor? Önce bütün Doğu toplumlarında olduğu gibi Türkiye'de de uzlaşma kültürünün olması gereken düzeye henüz ulaşmaması bunun nedenlerinden bir tanesi. Batı ülkelerinde uzlaşma kültürü zaman içinde bizden birkaç adım daha ileriye geçmiştir. Hatta bunun bir yansıması, en çarpıcı yansıması kuzey ülkelerinde olur. Kuzey ülkelerinde hükümetler bir veya iki partiyle çoğunluk hükümeti kurma imkanları ellerinde varken bilerek azınlık hükümeti kurmayı tercih ederler. Azınlık hükümeti olunca ne oluyor? Herhangi bir yasayı geçirmek istediği zaman hükümet... O yasa için A partisiyle işbirliği yapılmasının daha doğru olduğuna inanıyorsa sadece o yasa için A partisiyle işbirliği yapıyor. Başka bir yasanın geçirilmesi için B partisiyle işbirliği yapması gerekiyorsa B partisiyle işbirliği yapıyor. Böylelikle çıkan yasalar sadece hükümeti teşkil eden bir çoğunluk partisi yanına yamanmış bir veya iki küçük partiden değil, parlamentodaki çok sayıda partilerin de ortak ürünü oluyor. Bu uzlaşma kültürünün ülkede ve siyasi hayatta daha da yerleşmesine imkan veriyor. Bu kültür, siyasi kültür Türkiye'de yok. Peki bunu nasıl aşacağız Sayın Yakış? Şimdi her meselede gelip bu duvara çarpıyoruz. Anladığımız kadarıyla işte çözüm süreciyle ilgili de muhalefet bilgilendirme istiyor, mecliste görüşülsün istiyor, o noktaya henüz gelinemedi. Suriye politikasıyla ilgili bu istenmişti. Ama gördüğümüz hep bu siyasi diyalogsuzluğa sıkışmışlık. Nasıl aşılacak bu? Şimdi Türkiye ile Irak'taki durumu Maliki'nin yaptıklarını mukayese ettiğiniz zaman görürsünüz ki Türkiye'de her şeye rağmen uzlaşma kültürü veya siyasi diyalog o ülkelerden daha fazla. Vaktiyle biz Sünni partileri anayasal sürece katılmaya ikna etmek için Türkiye'ye heyetler çağrıldığı zaman, ben o zaman Avrupa Birliği Komisyonu Başkanıydım, bir heyet de bana gelmişti. Bana şunu söylemişti: siz bu sürece katılın dedi zaman, beyefendi dedi, hiç şey yapmayın dedi, Irak'ta bir laf vardır dedi, Şiiler zincirle sırtlarını döverler, Kürtler hayal kurarlar, Sünniler de ülkeyi yönetirler derdi. Ve işte ülkenin yönetimine böyle bakan bir yaklaşım vardı. Ne zaman Sünnilerin işte asırlardan beri veya Osmanlı zamanından beri
Irak'ı yönetmesi nedeniyle. Şimdi Şiiler ele geçirdikleri zaman yönetimi bir bakıma onun acısını çıkarıyorlar. Aynı müsamahasızlık bu kez onlarda var. Ama biz Avrupa'dan doğuya doğru gidildikçe Bulgaristan da bir doğu bloku ülkesiydi. Birçok mekanizmaların, demokratik mekanizmaların Bulgaristan'da özellikle Avrupa Birliği'ne katılmasından sonra Türkiye'den daha iyi işlediğini görüyoruz. Türkiye'de Irak'tan daha iyi işliyor. Irak'ı Suudi Arabistan'la mukayese etseniz, Suudi Arabistan'da hiçbir demokratik mekanizma işlemediği için orada da daha kötü. Yani biz demokrasideki uzlaşma kültürü sürecinin belli bir noktasındayız. Bu nokta Avrupa'daki, Batı Avrupa'daki noktadan daha geride ama Orta Doğu'dan daha ileride. Böyle bir noktadayız. Şimdi buradan asıl bunu şeyi çerçevesinde sordunuz siz. Bilgilendirmede gecikildi mi? Şimdi Irak'taki konsolosluk olayının ortaya çıkışına bakarsanız bu aniden ortaya çıkmıştır ve Türkiye'yi tabii hazırlıksız yakaladığı gibi dünyayı da hazırlıksız yakaladı. Dünya tabii bizim konsolosluğumuzun ele geçirilmesiyle pek ilgilenmez ama Musul'da olanlara bakarsanız, Musul'un şehrin içinde olanlara bakarsanız o açıdan uluslararası kamuoyu da veyahut da uluslararası camiada yanılmıştır. Dolayısıyla vaktiyle bilgilendirme yapılmış olsaydı dahi bu son gelişmeler karşısında o bilgilendirme olayların gerisinde kalacaktı. Ama tabii belki bu, muhalefetin tutumu, tavrı Suriye politikası süresince, işte bu geçtiğimiz süreç boyunca farklı olabilirdi. Ya da dediğimiz gibi eleştiri kabulüyle doğru, belki bu politika biraz farklı şekillenebilirdi. Ki son dönemde mesela Avrupalı doğru, cihatçılar ya da yabancı savaşçılar denen o kişilerin 5000 kişilik liste olduğu ifade ediliyor. Geçişinde Türkiye'nin izin vermemesi üzerine kurulu bir istihbari işbirliğinden söz ediliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleriyle. Dolayısıyla ben sizin zaten oraya gelecektim, sizin sorduğunuz soruya gelecektim. Bilgilendirme geleneği fazla değil ve bu olayda da bilgilendirme yapıldı. Ama bu bilgilendirme mekanizması Türkiye'de benim istediğim, benim beklediğim, olmasını temenni ettiğim düzeyde değil. Hatta belki biliyorsunuzdur, ben AK Parti'nin kurucu üyelerinden biriyim. Dolayısıyla kurulması sırasında da kurulan 5-6 kişilik bir partinin programını kaleme alan grubun da üyesiyim. O programda yazdığımız şeyler arasında parlamento içindeki diyaloğa daha fazla yer vereceğimizi oraya yazmıştık. Böyle bir bir bakıma taahhüdümüz de var. Ama bu bilgilendirme sürecinin istediğimiz düzeyde uygulamaya geçtiğini zannetmiyorum. Peki siz onun biraz önce... Daha sık... Buyurun tamamlayın lütfen. Biraz önce şunu söylemiştim. Şunu söylemiştim ben. Bilgilendirme, biz batıya nazaran daha gerideyiz. Bizim doğumuzdaki ülkelere nazaran daha ilerideyiz. Ama ben şimdi bulunduğumuz noktadan daha ileriye götürülmesi gerektiği kanısındayım bilgilendirme sürecinin. Hatta ben üniversitelerle, düşünce kuruluşlarıyla da birlikte dış politikanın oluşturmasını da programımıza yazmıştık. Daha doğrusu programın dış politika bölümünü ben yalnız başıma kaleme almıştım ve arkadaşlara okumuştum. Onlar da hiçbir şey değiştirmeden kabul etmişlerdi. Orada benim dış politikayı oluşturma çerçevesi olarak yazdığım şeylerin bugün uygulamada pek yansıdığını peki, söyleyemeyiz. Daha iyi noktaya taşınmalı bunu diyorsunuz. Bunu söyledikten sonra yalnız bir... Buyurun. Bir şey daha belirtmem lazım. Yalnız tabii bu kültür tek taraflı olmuyor. Şimdi meclisteki görüşmeleri hepimiz televizyonlardan izliyoruz. Muhalefet partilerinin tutumu muhalefet etmiş olmak için muhalefet şeklinde tecelli ettiği için hükümet de bu sefer bir adım geri çekilmek ihtiyacını hissediyor. Yani bu tek taraflı hükümetin girişimiyle olacak bir şey değil. Onun bütün partiler arasında bu ihtiyacın hissedilmesi lazım.
ve bir de o batılı kültürde mekanizmalar nasıl işliyorsa onu yavaş yavaş ülkemize taşımamız lazım. Evet, batılı kültürde bu bir noktalarda sorumluluk hükümetin midir, muhalefetin midir? O da bir başka soru olacak tabii. Sizin bu söylediklerinizi bir cümleyle tamamlayabilirseniz memnun oluruz. Çünkü kısa bir ara vereceğiz. Öncesinde Sayın Erkmen'e de söz vermek istiyoruz hızlıca. Ben Sayın Mete'ye yarara sorduğunuz bir soruya bir şey eklemek, onun verdiği cevaba bir şey eklemek istiyorum. Esad memnun mudur Suriye'de bu gelişmelerden diye bir soru sordunuz. Evet. Benim tahminime göre gerek Esad gerek Maliki bu IŞİD'in bu şekilde ortaya çıkması sayesinde dünya kamuoyuna bakınız biz yerimizde durmazsak alternatifiniz bu olacaktır, bu adamlarla uğraşacaksınız havası doğduğu için bu gelişmelerde yani daha ihtiyatlı hareket etmelerinin, belki üzerine fazla varmamalarının Sayın Mete Yarar'ın söylediği gibi memnun da oluyor oluyorlardır diyor. Ama o memnun oluyorlar derken onun karşısındaki onun savaştığı El Nusra gibi veya daha muhtedil muhaliflerin karşısındaki bir güç ortadan kalkacağı için bu şekilde düşünüyorum. Ben ona ilaveten, o da doğru, bu görüş de doğru. Ona ilaveten bir de rejimin alternatifi çok kötü. Onun için biz iktidarda kalmalıyız. Yani Irak'ta Maliki, Suriye'de de Beşar Esad kalmalıdır. Aksi takdirde alternatifimiz işte bunlardır. Havası verildiği için önemli bir o boyutu da var. Peki, Sayın Erkmen'le devam edeceğiz. Size de soracağız, Ankara teşhisi doğru koyabiliyor mu? Bundan sonra bölgede neler olacak? İran parçalanacağı ifade ediliyor ki fiili durum öyle ama Türkiye'ye nasıl yansımaları olur? Tüm bu gelişmelerin, güney sınırındaki gelişmelerin, bu ateş çemberinin diyelim. Soracağız ama kısa bir aradan sonra. Ne oluyor da devam ediyoruz. Irak'ta olanları, rehine krizini konuşmaya Sayın Erkmen'de kalmıştık. Ankara doğru teşhisi koyabildi mi? Bundan sonra şimdi rehine krizi uzarsa bizi nasıl bir süreç bekler? Ne görüyorsunuz? Ve Irak parçalanıyor. Artık yorumlar bu yönde. Nasıl bir yansıması olur Türkiye'ye? Türkiye'nin kendisini Irak'ta Erbil'den sonra en rahat hissettiği vilayet Musul'du. En iyi Musul'u biliyordu. En çok Musul'a gidiyordu. Musul'da hakimiyeti ya da etkinliği çok yüksekti. Fakat şu tahliyeyi anda... Tahliyeyi de bu mu engelledi acaba? Tahliyeyi tam olarak hangi değerlendirmenin engellediğini kestiremem şu anda. Yani o içeride ne dönüyordu, ne konuşuluyordu bilmiyorum ama... Yani azından tahmin edebilirim ama bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye kendisini en güçlü hissettiği vilayet Musul'du Erbil'den sonra. Bir takım yatırım konferansları düzenliyordu. Hatta haberlere çıktı. Büyük bir iş adamı heyeti gidecekti. Yani ekonomik atılımlar planlanıyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin kendisini çok iyi hissettiği, çok iyi bildiğini düşündüğü bir yerde bu darbeyi alması Irak'ın geri kalanında daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Ki şimdi sizin sorunuza istinaden birkaç arka arkaya sıralamak istiyorum ben de. Buyurun. Neyle karşı karşıyayız? Şimdi belki IŞİD'in bu ayaklanması bitebilir. Nasıl bitebilir? Yenilebilir, dağılabilir, geri çevrilebilir. Yani şu anda öngörmek çok kolay değil ama biz çünkü aynı anda birden çok düşmanla çarpışacak. Bir tarafta eğer giderse peşmerge var ki onlar sınırı tutacağını söylüyorlar. Tamam, bir tarafta Şii milisleri var. Diğer tarafta da ben uzun vadede kendi işlerinde diğer aşiretlerle veya eski bağışçılarla çarpışacağını düşünüyorum. Daha önce de bu yaşandı. Bu işin bir kısmı. İkinci kısmı yani hani IŞİD'in bir gün eğer tekrar bu sorun çözülse bile yani IŞİD'in etkinliği azaltılsa bile yaptığı şey Irak'ta kalıcı bir etki yarattı. Nedir bu etki? Bir kere Irak'ın Bağdat'ın kuzeyindeki alanda artık yeniden Irak güvenlik güçlerinin merkezi otoritesinin tekrar otoritesini sağlaması neredeyse imkansız hale geldi. Ordunun o sahnelerinden sonra kimse orduya güvenmeyecektir.
Nasıl insanlar kendi koruma yollarını arayacaklardır? Önceden olduğu gibi ya da Amerikalıların bazı bölgelerde lokal olarak denediği gibi yerel aşiret birlikleri ya da sahvalar yoluyla, yani bir çeşit korucu mantığıyla, öyle söyleyeyim size. İlçeler, kasabalar, köyler kendileri tarafından korunmaya yönelecektir. Bu kısım küçük yerlerde başarılı olabiliyor ama bir vilayet bazında nasıl başarılı olabilecek? Hiç kimsenin bu konuda bir tecrübesi yok. Aslında Bağdat tecrübesi var. Bağdat'ta evet. Bazı Bağdat'ta yerlerde hep öyle zaten. Hep Bağdat'ta, öyle zaten. Bağdat'ta var ama Bağdat'ta şey var. Bir yandan büyük bir polis gücü ve ordu var. Yani orada malikenin... Ona rağmen güvenmiyorlar için... biliyorsun. Ona rağmen doğru. Kendi polisle... Sokaktan sokağa değişiyor. Yani. Bir sokaktan diğerine geçemiyor. Iraklı bile bir sokaktan diğerine geçemeyebilir. İşte bu kadar iç içe geçmişlik biraz önce Sayın Taş. Ama orada işte bir ordu ve şey gücü var hala. Yani başkent olmasının getirdiği bir şey var. Uzak bölgelerde bu iş iyice zorlaşacaktır. Diğer meselelere baktığımız zaman, şimdi bir kere dün yapılan cihat çağrısı ve ondan sonra bir sürü sivilin silahlanması ülkedeki mezhepsel tansiyonu inanılmaz derecede yükseltti. Tamam, Sistani Şiilere yapmadı onu. Iraklılara yaptı o cihat çağrısını ama onu algılayan Şiiler oldu. Dolayısıyla bu mezhepsel gerilimi yükseltmiş oldu. Zaten Samarra'nın sembolik bir yer olarak seçilmesi de tekrar bize bu dönemi hatırlıyor. Hatırlarsanız eğer 2005 yılının sonunda Samarra'daki türbenin bombalanmasından sonra Irak'ta mezhepsel savaş artık durağa tırmanmaya başlamış. Dolayısıyla o anlamda önemli bir sembolden bahsediyoruz. Maliki'nin de toplantısını gidip Samarra'da yapması, bundan sonra çatışmayı buradan reorganize olup biz bunları püskürteceğiz bu teröristleri demesi bununla ilişkili. Diğer bir durum, fiili olarak baktığınız zaman kuzeyde sınırlar genişledi ve onlar artık istedikleri yere ulaştılar. Nereye? Rabia'ya. Nereye? Kerkük merkezine. Nereye? Tuzurmatu merkezine. Şimdi haberlerde genellikle Tuzurmatu diye geçiyor ama Tuzurmatu bir ilçe. Tuzurmatu'nun her yerinde peşmerge yok. İlçe merkezinde var. Selahaddin'in kuzeydoğusunda. Kuzeydoğusunda. Mesela onun bir kısmı IŞİD'in elinde. Bir kısmı Bağızçıların elinde. Yani Süleyman Bey ve Yengice, ki büyük yerler bunlar. Yengice mesela tamamen Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. O köy diyorum 14 bin nüfuslu bir yer ama yani artık köyden büyük. Telefer'de şu anda Türkmenleri kontrol ediyor. Telefer'e de ayrıca geleceğim, orası da çok önemli çünkü. Diğer taraftan baktığınız zaman Peşmerge'nin Celevli ve Sadiye, yani Hanekin'i güvence altına alabilmek için doğuya doğru kaydığını görüyorsunuz. Zaten Rebvar Bey az önce söyledi. Dedi ki kendi sınırlarını belirledi ve bundan sonra savunma pozisyonunda kalacak. Bu açıkçası bir süredir çeşitli versiyonları gündeme gelen ama bir türlü yayınlanamayan Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin anayasasında öngördüğü sınırlara eriştiler şu anda. Bundan sonra ilerleyecekleri çok da büyük bir hat kalmadı. Dolayısıyla bağımsızlıksa sınırlar belli. Bundan sonra gitmeye gerek yok. Tartışmalı bölgelerin bile büyük bir kısmı buradaydı. Diğer bir durum Türkmenlerin durumu. Şimdi şu an için biz bunu konuşmuyoruz çünkü henüz bir haber gelmedi. Yani çatışma haberi gelmedi ama Telefer... Türkmenlerin en büyük varlığının olduğu yerlerden bir tanesi Musul vilayeti sınırları içerisinde. Ve 2004 ile 2008 yılları arasında burada müthiş bir mezhepsel savaş oldu. Ve Türkmenler öldü orada. Sünni ve Şii Türkmenler öldü. Kendi içinde çatışma oldu. Evet, kendi içinde oldu. Yani Telefer merkezli oldu ve hatta dışarıya şiddet ihraç etti. Öyle söyleyelim. Ama bugün baktığımız zaman Telefer'in etrafına mesela Muhallebiye gibi hatta Muhallebiye'nin kuzeyinden dolaşan bir takım köylere IŞİD'in girdiğini biz biliyoruz. Bunları yayınladılar zaten. Fakat hala Telefer'den bir haber gelmiyor. Bunu şöyle yorumluyor yerel insanlar. Dikkatini güneye verdiği için, yani Bağdat'a indiği için henüz buraya dönmedi. Ama Telefer'e tekrar girip burada bir katliam olması gündeme gelebilir. Bu konuda dikkatli olunması gerekir. Çünkü bu daha önce tecrübe edilmiş bir şey. Sadece Telefer değil, Musul'da bir takım farklı etnik grupların yaşadığı yerlere de girmediler. Onu da bu şekilde açıklıyorlar. Diğer bir mesele baktığımız zaman petrol haritasının değişmesiyle ilgili bir süreç karşımıza çıkabilir. Neden bahsediyorum? Haritaya baktığınız zaman görürsünüz ki Kerkük yumurtalık hattı Kerkük'ten çıktıktan sonra güneybatıya doğru girer, Musul vilayetinin sınırlarına, oradan Musul vilayetinden Duok'a girer ve Türkiye'ye gelir. O bölgenin bir kısmı şu anda Irak-Şam İslam Devleti'nin kontrolünde. Yani petrol boru hattının bir kısmı. Bu uzun vadede, hatta orta vadede şu argümanın karşımıza daha fazla çıkmasına neden olacak. Bakın, bu bölge güvensiz,
istikrarsız, petrolün sürekli akışı mümkün değil. O zaman Türkiye ile Erbil arasında Kerkük'te artık zaten maden peşmergenin kontrolünde yeni bir boru hattı çekilmelidir. Buradan akıtılmalıdır. Bu bir süredir zaten hatırlıyorsanız işte Kürt bölgesindeki çıkarılan petrollerin ayrıca Bağdat'tan habersiz ya da bilgisi dışında ihraç edilmesine ilişkin şeyler vardı. Bunu da gündeme getirecek. Yani petrol denklemini de gündeme getirecek. Diğer bir şey yine aynı şekilde... Ben bağımsızlık için hani zaten söylemeye başladılar Kuzey Irak'ta. Onların öngördüğü ortamın hemen hemen oluşmaya başladığını düşünüyorum. Bu çatışma hiçbir yeri parçalamazsa Kuzey'i parçalar. Bu çünkü bundan sonra Irak Şam İslam Devleti, işte 1920 devrim tugayları, Nakşibendi grupları veyahut işte Ceyş-el Mücahid'in şu bu. Irak ordusunun artık orada Irak hükümetinin kontrolü sağlayamayacağı açık. Çünkü yeterince marjinalize ettikleri Sünniler bugün IŞİD'e destek veriyorlarsa yarın bir başkasına destek vereceklerdir. Peki. Bu ortaya çıktı. Son bir noktanın da altını çizeyim. Türkiye'nin bu meseleyi ele alması bence sadece Musul'la, Kerkük'le falan sınırlı kalmamalı. Bu bir hat. Rakka'dan başlayan, yani bizim güney vilayetimizden başlayan bir hat. Rakka'dan Devruzur'a, Musul'a, Ambar'a, Kerkük'e, Diyala'ya kadar uzanan, Selahattin'e kadar uzanan bir hattan bekliyoruz. Bu tehlike sadece Irak'ın içerisinde değil, aynı zamanda bizim sınırımızda. Tabii, evet. Dolayısıyla bu bir güvenlik sorunuysa bizim bu güvenlik sorununu Musul'dan başlayarak, Diyala'dan başlayarak ya da Selahattin'den başlayarak değil, bizim sınırımızdan başlayarak çözmemiz gerekir. Bunu da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl çözeceğiz peki? Yani nasıl bakmak lazım bundan sonra Irak'a, güneydeki bu sınıra? Buradan devam edelim. Tabii işte Amerika'nın duruşu, İran'ın dahil olması meseleye ne ifade eder? Türkiye nasıl bir pozisyon almalı size göre? Şimdi ben bunu söyleyince biraz modası geçmiş gibi gözüküyor maalesef ama Türkiye seküler demokratik bir ülke olmasının o meşhur ifadeyle stratejik avantajlarını çok iyi kullanabilir. Yakın zamanda basında şöyle şeyler çıktı. İşte İran'la ilişkimizi düzeltelim, Maliki ile ilişkimizi düzeltelim, Esad'la... Ya zaten Sünni aktörlerle belli bir noktaya kadar ilişkilerimiz var. Bunun üzerine Şiilerle, Kürtlerle vesaire farklı unsurlarla ilişkilerimizi güçlendirmek için bize en fazla yarar sağlayacak şey seküler, demokratik şeyimizdi. Bunu ciddi biçimde değerlendirmemiz lazım. Hem sizi İranlılarla beraber esnek bir şekilde yan yana gelemeye yer yer imkan tanır bu. Hem de örneğin Maliki'den Sünni hatta kadar ve Kürtlere kadar böyle bir imkan tanıyor. Bence Türk dış politikası bunu ciddi biçimde düşünmeli. Her aktöre eşit mesafede olabilme anlamında bir geleneğe yeniden ciddi düşünmeli. Ben burada Kürt yani Kürtlerle ilgili boyutunu öne çıkarmak istiyorum. Yani şöyle bir yorum var aslında tüm bu süreçte avantajlı çıkacak olan bu süreçten Kürt kesimi, Kürt yönetimi deniyor. Nasıl bakıyorsunuz? Bakın böyle bakmamak şöyle şimdi... Bunu da belirteyim. Tabii. Kerkük'te ve Tuzurmatu'da işte bazı noktalarda güvenliği Kürt birliklerinin sağlıyor olması dolayısıyla. Şimdi görünen o ama mesela diyelim ki İran'la ve Türkiye ile çatışan bir Kürdistan bölgesel yönetimi mi daha... müreffeh ve güvenli olur, çatışmayan mı? Yani keşke sadece lokal bir birime indirgenebilse meseleler. Hiç öyle değil. Yani şimdi Türkiye'nin 910 kilometrelik bir sınırı var. Bu sınırda da Kürtler yaşıyor. Yani Suriye bölümünde ve Irak bölümünde. Hatta İran'a kadar bu uzatılabilir. Şimdi biz bu benim çok hoşuma gitmeyen bu istikrar ve güvenlik hep buradan bakma şey var ya sanki sanılıyor ki istikrar ve güvenlik bir ülke maksimize ettiğinde ve diğerlerinde azaldığında büyüyor. Hayır. İstikrar, güvenlik ve refah bölüşülerek büyüyor artık. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla Kürtlere bakışımızı ciddi biçimde revize etmeliyiz. Niye? Bakın şöyle düşünün. Türkiye'nin belli bir Kastamonu'ya işte cihatçıların geldiğini ve bize karşı savaştığını düşünün. Hemen 910 kilometrelik sınıra geri dönelim. Tarihsel olarak burada olan konuşlanan ve hakikaten eskiden Cumhurbaşkanı Gül bu ifadeyi çok kullanıyordu. Akrabalarımız diyordu. Türk dış politikasında bir sıçramadır bu ifade. Madem Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürtler yaşıyor, o Kürtler sınırın öte tarafındaki Kürtlerle ilgili doğal olarak kaygılanıyorlar. Nasıl buradaki insanlar Türkmenlerle ilgili de kaygılanıyorlar ya, öyle bir akrabalık ilişkimiz var. Dolayısıyla oradaki akrabalarımız, buradaki insanların kaygı duyduğu insanlarla çok ciddi biçimde yan yana gelmenin yollarını aramalıyız. Tarih ve coğrafya bizi oraya doğru yönlendiriyor. Burada tabii örneğin Türkiye'nin Suriye'deki muhalefeti örgütlerken yaptığı bir hata
ısrarla hani Kürtlerle ilgili rezervler koymaktı. Kısmen bunu düzeltme yoluna gitti ama yeterince bence düzeltmedi. Hani diyoruz ya politikamızı revize edelim. Örneğin bugün Ceylan Pınar'ın tam karşısında Serekaniye bölgesinde IŞİD'le Kürtler çatışıyor. Şimdi IŞİD paraşütle gelmiş bir yapıdır. Yani diyelim ki bırakın güvenliği, istikrarı, çok realist bir yerden bakarsanız Kürtler orada kalacaktır. Kendilerini savunmayı biliyordur, biliyorlar. Ama IŞİD gidecektir. Zaten yani kaybeden, bize de zarar olan bir yapıdan ziyade onlara destek vermenin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bir başka mesele daha var. Şimdi iyi kötü ben hangi aktörlerin daha nispeten rasyonel olabildiğine odaklanıyorum. Nispeten diyorum, dikkat edin. Mesela Kürt siyasi hareketi kendi ideolojik bagajını bir yana bırakıp rasyonel davranabiliyor. Barzani bunu yapabiliyor. Suriye'deki PYD'nin de bunu yapabildiği ortaya çıktı. Türkiye'de zaten çözüm süreci böyle bir birikim olmasa mümkün değildi. Dolayısıyla rasyonel az çok davranabilen, nispeten rasyonel davranabilen bir. İkincisi şöyle bir iddiası olan, yönettiği bölgelerdeki azınlıkları da sisteme kattığını iddia eden, en azından böyle bir iddiası var. Bunun üzerinden bir hukuk geliştirilebilir. Böyle bir komşumuz var. Ve kaldığımız yeri de unutmayalım. Tabii çözüm sürecinden de tamamen bağımsız düşünemeyiz bu gelişmeleri. Belki oradan devam ederiz ama kaçırılan şoförlerden biri, ismini vermiyoruz şu anda hattımızda. Şu anda ne durumdasınız? Hemen bunu sorarak başlayalım. Abla şu anda eski yerimizde duruyoruz. Havaalanındayız. Herhangi bir gelişme yokuz. Burada perişan olmuş. Size sadece ekmek ve su verdikleri diyoruz. Ben sizi fazla da yayında tutmak istemiyorum. Diğer arkadaşlarınızın sağlık durumu, sizin sağlık durumunuz biraz. Belki ailelerinizi de buradan bilgilendirmek açısından birkaç cümleyle alalım hızla. Valla sağlık durumları şu anda iyidir yani. Tabii iyidir, şöyle iyidir. Yani. Az çok geçiniyoruz. Hepimiz beraberiz. Arabaları içinde kalıyoruz. Sizin birkaç saatte bir yer değiştirdiklerine dair bir bilgi var. Size sürekli yer değiştirtiyorlar mı? Hayır. Bizi bir yer değiştirdiler. Termik damlalarını aldılar, havaalanına getirdiler. Peki sizin bırakılmanızla ilgili size bilgi veriyorlar mı? Neler söylüyorlar? Herhangi bir bilgi vermiyor. Peki sadece ekmek ve su verilebildiğini söyledik. Size ailelerinizle temas kurma imkanınız oluyor mu? Vallahi bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani telefonunuzu kullanmanıza, telefonu gizli mi kullanıyorsunuz? Gizli kullanıyorum. Peki, biz umarız, şunu söyleyelim, Türk yetkililer çaba harcıyorlar sizin sağ salim ailenize kavuşmanız için. Umarız bu bir an önce gerçekleşir. Sağ olun, yayınımıza katıldığınız için tamamlayalım. Fazla da uzatmak istemiyoruz çünkü gizli konuşmayı gerçekleştiriyorlar ve riskli de aslında, bunu da söylemek lazım. İşte tır şoförlerinden biri orada kurtarılmayı bekliyorlar, havaalanındayız dedi. Hep birimiz birlikteyiz dedi. Sağlık durumuyla ilgili ciddi bir problem olmadığını ifade etti. Ama tabii anladığımız kadarıyla sadece ekmek ve su olunca günlerde geçtikçe zorlaşıyor dayanma koşulları. Benim çok fazla ekleyecek bir şeyim yok. Şunu söyleyeyim. Hani hep bir gerçekçi bakış, realist bakış hep güvenliğin maksimize yani yukarı çekilmesiyle istikrarın sağlanacağına dair bir gelenek oluştu ya. Ben de tam tersi benim bahsettiğim, demin bahsettiğim o Kürt aktörlerle beraber çok ciddi bir demokratik kültürün yaratılabileceğini düşünüyorum. Yani böyle olduğu zaman zaten esas istikrar, esas güvenlik budur. Yani güvenlikle ilgili düşüncemizi, geleneksel reflekslerimizi gözden geçirmemiz lazım. Zaten hayat bizi oraya yöneltiyor. Son bir cümle de İran'la ilgili söyleyeyim. İran'da biliyorsunuz aslında serbest seçimler yapılsa reformcular seçimi kazanır. Ruhani de bütün bu süreçte biraz daha batıya yanaşmak için fırsat kolluyor. Peki. İran iç dengelerini de bu anlamda Ruhani'nin yanında yer almamız gerektiğini düşünüyorum ben. Kısa bir ara vermemiz lazım acilen. Sonra son turda ne olmalı bundan sonra onu konuşmaya sürdüreceğiz. Ne
oluyor da tekrar birlikteyiz. Artık son dilimdeyiz. Bundan sonrası için Türkiye politikasında neyi gözden geçirilmeli ve Irak'ta neler olacak? Güç dengeleri arasında neler yaşanacak? Bunları soracağız. Kalan süremizi bölüştüreceğiz konuklarımız arasında ama kısıtlı olduğunu, birkaç dakikayla olduğunu söyleyerek sözü Mete Yarar'a bırakayım. Şimdi bir tabloyu ortaya koymak istiyorum ben. Bağdat'taki güvenlik neydi? Irak'ta güvenlik neydi? Şimdi ne arasındaki farkı anlatmak adına. Geçmişte de nasıldı onu anlatmak istiyorum. Şimdi deniyor ya işte Peşmerge birlikleri Kerkük'te güvenliği sağladı. Daha önce nasıl sağlıyorlardı? Veya Musul'da merkez hükümeti birlikleri nasıl sağlıyorlardı? Birincisi şu. Sık sık kontrol noktası kuruyorlar yollar üzerinde. Özellikle iki ana merkez ve ara bağlantılar üzerinde. Geçişleri tutmaya çalışıyorlar. İkincisi şehrin girişlerinde birkaç noktada kontrol noktası kuruyorlar ve şehrin etrafında küçük küçük tepeciklerin üzerine böyle üçer beşer kişilik mevzilerin içine insan yerleştiriyorlar. Kontrol bu. Emniyet sağladığınız dediğiniz şey de bu. Şehrin ana caddelerinin dışında Musul dahil olmak üzere, Bağdat dahil olmak üzere, Kerkük dahil olmak üzere gezen polis göremezsiniz. Gezen ekip göremezsiniz. Bir olay olacak. Oraya işte bir 20-30 tane araçla beraber gidilecekler. Yani kafanızda bir hani güvenlik sağlandı dediğinizde çok fazla bir şey gelmesin. Bu eskiden de böyleydi. Şimdi de. Şimdi daha da çekilmişlerdir. Sizin herhalde muhtemelen yayınınızda gördüm ben. Böyle bir villa gibi evinin içine yerleşirler. 250-300 tane bu peşmerge de olabilir. Merkez hükümetinde olur. Yerleşirler. Tepelere makine tüfekler koyarlar. Arabanın üzerine bir tane doşka makine tüfeği vardır. Onunla da emniyet sağlarlar. Evet. Bu emniyet böyle. Halkın emniyetini halk kendisi sağlar. Her girişte barikat vardır. Her girişte barikat vardır. Her evde de zaten herkesin kendi silahı vardır. Onu söyleyelim. Bu anlamda bir güvenlik zaten Irak'ta yok. Bağdat'ın güvenliğini zamanında hatırlarsınız Amerikalılar geldiğinde 135 bin askerle sağlayamadılar. Green Zone dedikleri bölgede sıkışıp kaldılar. Dışarı çıkma şansları kalmadı. Şimdi de şu anda da baktığınızda merkez hükümet dediğimiz güçler de bunu sağlama yeterliğine ve sayısına zaten şu anda mümkün değil. Amerikalılar o dönemde taburlar oluşturarak, askeri taburlar oluşturarak hatta güvenlik taburları oluşturarak bunu yapmaya çalıştı. Bu sayı hiçbir zaman ulaşılamadığı için merkezi hükümetin hemen dışında 30-40 kilometre dışında da güvenlik sağlanmadı. Bu Felluce dediğimiz, Ramad dediğimiz, Ambar dediğimiz yer Bağdat'ın hemen dibi. Yani Musul'a falan gitmenize gerek yok. 30-40 kilometre ötede de merkez hükümetin bir otoritesi yoktu. Bu andan itibaren de çok fazla değişen bir şey olmayacak. Onu söyleyeyim ben size. Bu andan itibaren de yarın sabahleyin çok büyük kuvvetler oluşturamayacağı için Suriye'dekine benzer bir kurtarılmış bölgeler, merkezi hükümetin iradesi olmayan bölgeler oluşturulacak. Türkiye meseleye bunu göz önüne alarak bakmalı bu diyorsunuz. Bu kısa vadeli bir şey değil. Sizden de birkaç cümle alalım. İç güvenlik açısından ne ifade eder sınırda yaşanan bu karmaşa? Birkaç cümleyle ama lütfen. Çünkü Erbil'den bağlantımızı şimdi gerçekleştirebildik. Bir de Nevzat Çiçek'e döneceğiz. Peki. O zaman iki şey söyleyeyim. Birincisi bizi en büyük sıkıntıya sokan şey bizim Suriye sınırında IŞİD'le PKK arasında sıkışıp kalmamız oldu. Yani bir tarafta PYD yani PKK, öbür tarafta bir takım radikal gruplar. İkisi aynı sınırda, birisi diğerinin halefine ilerleyecek. Bu güvenlik denkleminden bizim çıkıp artık başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bizim için ikisi de sıkıntılı bunların. PKK'da bir terör örgütü, IŞİD ve buna benzerleri de terör örgütü. Dolayısıyla bu sınırda bunlar bulunduğu sürece o sınırı güvence altına almamız zor. Ayrıca bir şey daha söylemek gerekiyor. Bu iş hiçbir zaman tek yönlü olmaz. Nasıl Türkiye'de bazı şeyler konuşuluyor. Türkiye'den geçip de Suriye'ye oradan veya Irak'a giden bir takım Avrupa'dan ya da Türkiye'nin içinden insanların gittiği söyleniyorsa bunun tersi de mümkündür. Peki. Sayın Yakış birkaç cümleyle efendim şimdi bu rehine krizi uzarsa bu ne anlama gelir? Türkiye neleri gözden geçirmeli? 2-3 cümleyle alalım çünkü Nevzat Çiçek de Erbil'den bizi bekliyor. Son sözleri ona bırakacağız. Ben o zaman sadece Kürt boyutu üzerinde durayım isterseniz. Şimdi bir arkadaşımız da biraz önce söyledi programa katılan değerli katılımcılardan biri. Suriye sınırımızda PYD Başkanı Sayın Müslim birkaç gün önce Amberen'in zamanla konuşurken Türkiye bize karşı IŞİD'e destek veriyor. Bundan rahatsızız diyordu. Halbuki biraz önce bir arkadaşın söylediği gibi oranın yerli halkı Kürtler.
Bir de Türkiye'de Kürt açılımı diye bir süreç var. Eğer Kürt açılımı başarıya ulaşırsa, ki en büyük temennimiz başarıya ulaşmasıdır, o zaman zaten bizim Suriye'deki Kürtlerle sorunumuz da çözümlenecek. Böyle bir zamanda bizim Kürtlerin karşısındaki IŞİD'i destekleyip orada sonradan Kürtleri gayrimemnun bırakacak bir politika içine girmemek lazım. Geri kalan hususlar için o daha büyük masaya bütün Orta Doğu ile ilgili sorunlarımızın döküleceği bir yer olmalıdır. Onu öyle zannediyorum, bu kadar kısa zamana sığdıramayız. Yani peki, böyle bir değerlendirme hem Suriye'yi hem Irak'ı hem de Mısır'ı, hatta İsrail'i ve Lübnan'ı da içine alması lazımdır bu değerlendirmenin. Tabii bölge denklemleri çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yakış. Sağ olun. Hemen Erbil'e dönelim. Time Türk Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek bize bilgileri aktaracak. Nevzat Çiçek, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Ya sağ olun. Bağlantıyı sizinle biraz geç gerçekleştirebildik maalesef. Hemen sizden bölgedeki nabzı, sizin izlenimlerinizi ve analizinizi alabilir miyiz? Başak Şengül, aslında önce şunu ifade etmem lazım. Erbil başta olmak üzere Duok, Zaho gibi yerlerde çok ciddi anlamda bir güvenlik sıkıntısı yok. Bu anlamda iş adamları burada çok rahatlar. Aynı zamanda bugün Van 100. Yıl Üniversitesi'nin burada tanıtım günlerine bile şahit olduk. Bu anlamda bunu önce belirteyim. İkincisi, tabii bu durumla ilgili olarak IŞİD dediğimiz yapının çok iyi kavranması gerekiyor. Gerçekten Musul'da sadece IŞİD mi var, yoksa IŞİD'le birlikte Nakşibendi ordusu mu, diğer İslamcı gruplar mı, Bağızcılar mı? Bunları çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Bir bakımdan da Kerkük meselesi çok gündeme geldi Türkiye'de, ama gözden kaçırdığımız bir şey var. 3 gün önce Kerkük Meclisi'nin peşmergeleri meclis kararıyla çağırdığını da unutmamak lazım. Bir diğer taraftan özellikle Kerkük içerisinde çok sayıda Şii Türkmen'in de varlığını göz ardı etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında Kerkük'e baktığınızda, Celavle'ye baktığınızda, Şengal'e baktığınızda 140. maddeyle belirlenen bu bölgelerin bir şekilde Irak'ın bundan sonraki yol haritasında önemli olduğunun altını çizeyim. Bir diğer taraftan bugün Kürt yönetimiyle biraz görüşme şansımız oldu. Biraz nabzı alma şansımız oldu. Şunu ifade ediyorlar. Irak'ın geleceği açısından Irak Anayasası'ndaki federatif yapının işletilmesi gerekiyor. Bir taraftan Sünniistan, bir taraftan Şiistan, bir tarafta da Kürdistan'ın kurulması ve federatif bir Irak'ın varlığını devam ettirmesi noktasında görüş belirtiyorlar. Bunun sağlanmadığı, esas meselenin bu olduğu, Maliki'nin ikinci dönem şansını bitirmesine rağmen, anayasadaki maddeye rağmen bitirmesine rağmen üçüncü dönem üzerinde ısrarla sürdüğünü ifade ediyorlar. Bugün öğrendiğimiz bir bilgi gerçekten çok önemliydi. Tel Afer'de Türkmen cephesinin bir kolu Peşmerge'yi davet etmişti. Onlar kabul etmediler. Şu anki durum hassabiyle kabul etmediklerini ifade ettiler. Aslında biraz Irak'a baktığımızda, IŞİD'e baktığımızda, Musul'a baktığımızda şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bir taraftan biz Musul'u ifade ederken aynı zamanda özellikle bugün İzzet El-Duri'nin, Saddam'ın en önemli sağ kolunun, oğlunun öldürülmesi ve Bağız'ın bu noktada hala etkinliğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bütün ezberlerimizi aslında ideolojik anlamda bozmamız gerekiyor. Yani şu an baktığınızda real politik gerçek Irak'ta ya 3 federatif bir bölgenin devlet içerisinde 3 federatif bir yapının oluşmasını zorunlu kılıyor. Bu gerçekleşmediği sürece Irak'ın bölünmesi gündeme gelebilecek. Bu iki seçenekten bir tanesini Irak tercih edecek. Bu noktada nasıl sağlanabilir sorusu çok tartışılıyor. Irak'ta Şiilerin, Türkmenlerin, Kürtlerin, Asürlerin, Keldanlerin, bütün grupların oluşabilecekleri bir yapının tekrar bir araya gelmesi, bu noktada bir mutabakata varması olduğu ifade ediliyor. Bir diğer taraftan tabii özellikle Peşmerge üzerinde, IŞİD üzerinde bir çatışma olasılığı gündeme gelir mi gelmez mi? Yer yer bu çatışmalar gerçekleşti, fakat özellikle aldığımız bilgilere göre Irak'ın banyolarında, Irak'ın başkenti Bağdat'ın banyolarında çok ciddi çatışmaların olduğu, IŞİD'in bu yöne doğru ilerlediğini görüyoruz. Aslında geldiğimiz noktada Türkiye'nin bundan sonra ne yapması gerekiyor sorusunu sordunuz. Evet. Aslında parçalanmayan bir Irak'ın, federatif bir yapıyı içinde barındıran bir Irak'ın bölge içinde, Türkiye içinde herkesin hayrına olduğunu ifade etmek lazım. Burada şu soru soruluyor. Böyle bir yapı içerisinde petrol gelirleri nasıl paylaşılır diye. Aslında nüfusa göre paylaşılması noktasında zaten Irak Anayasası'nda maddeler vardı. Aslında sorun burada Irak Anayasası'nın uygulanmaması ve Maliki'nin ikinci dönem şartını bir şekilde ihlal etmesi. Kürtlere şunu sorduğumuzda, Maliki dışında Şia'dan
o bloktan herhangi bir başbakan çıktığı zaman siz kabul eder misiniz sorusuna hayır diyorlar. Federatif yapının oluşması gerektiğini ifade ediyorlar. Bu noktada aslında geldiğimiz yerde IŞİD'in varlığını devam ettirmesi, Bağdat'a doğru kayması ve bir taraftan da Necef ve Kerbela'yı tehdit etmesi, diğer taraftan Sistani'nin cuma vaazına baktığınızda bir mezhep savaşının varlığına da işaret ediliyor. Ama şu ana kadar bu çok ciddi gerçekleşmedi. Fakat yine altını çizeyim, yani ısrarla Musul'daki olayları anlamak istiyorsak hem aşiret dengesine bakmamız gerekiyor, hem diğer taraftan Felluce, Samara ve benzeri yerlerde oradan devam edin Sayın Çiçek, ama ben araya rehine kriziyle ilgili size ulaşan bilgi var mı diyerek bunu da sorayım, öyle devam edin lütfen. Aslında rehine kriziyle ilgili birkaç gün daha durumun devam edeceğiyle ilgili resmi olmayan bilgiler mevcut. Tabii bu durumda ısrar altını çizeyim, yani resmi olmayan bilgiler olunca her kafadan bir ses çıkıyor ama beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım. Yani hemen bugün bırakılabilirler şeklinde görmemek lazım. Çünkü şu bir gerçek, yani siz karşı tarafta savaş hukukunu içe sayan bir örgüt var ve dolayısıyla da istekleri günden güne değişebilen bir örgüt yapısı var ve ne olduğu noktasında da, muhataplık noktasında da çok sıkıntı çekiliyor. Aşiret bölgesi olduğunu ısrarla altını çizeyim. Yani Musul'da bu aşiret bölgesinin olduğunu, aşiretlerin çok güçlü olduğunu, mesela IŞİD'in emiri olarak lanse edilen Ömer el-Bağdadi'nin arkadaşlarımız olarak oradaki aşiretler yapısını gösterdiğini de söylemem gerekiyor. Rehine krizinin ben birkaç gün içerisinde, yani kısa sürede değil, birkaç gün içerisinde sağlıklı bir şekilde çözüleceğine inanıyorum ama burada IŞİD'in tabii bütün bu medyayı üzerine çekmesi noktasında da bunu kullanma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Geldiğimiz noktada aslında IŞİD'in bundan sonra ne yapacağı sorusu da çok soruluyor ama herkesin burada ısrarla dile getirdiği bir şey var. Yani siz Musul'un hepsini IŞİD olarak görürseniz, işte oradaki Nakşibendi ordusunu görmezseniz, diğer İslami kesimi görmezseniz, peki, bir şekilde Bağız'ın uzantılarını görmezseniz bu sağlıklı bir okuma şansı olmaz diyorlar. Nevzat Çiçek, çok teşekkür ediyoruz. Bölgeden bize son izlenimleri aktardı. Time Türk Genel Yayın Yönetmeni biraz da maalesef sıkışık bir sürede aktarmak zorunda kaldı. Bir cümle söyleyin, tamamlayacağız. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Türkmenlerin bu peşmergeyi çağırması konusunda dezenformasyon yapılıyor. Hangi Irak Türkmen cephesinin Telefer'deki hangi kolu bunu söylemiş, bunu söylemeleri lazım bir. İkincisi, Kerkük Vilayet Meclisi'nden Türkmenlere peşmergeye çağrı olmuş. Zaten Kerkük Vilayet Meclisi'nde çoğunluğu Kürtler oluşturuyor. Yani bazı şeyleri söylerken lütfen doğru bilgilerle aktarılsın. Çünkü özellikle Erbil'e gidip de Erbil'den yayın yapanlar... Sayın Çiçek'e de şimdi soramayacağız o yüzden. Tamam, Erbil'e gidip ben de katılıyorum. Erbil'e gidip Erbil'den yayın yapanlar oradan farklı bilgiler veriyorlar. Bu doğru değil. Peki, bunu da eklemiş oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Ankara stüdyomuzda eski Dışişleri Bakanımız Sayın Yaşar Yakış bizimle birlikteydi. Ayrıca Marmara Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Yüksel Taşkın, teşekkür ediyoruz. Güvenlik uzmanı Sayın Mete Yarar, çok teşekkürler. Ve Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu Merkezi Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Serhat Erkmen, teşekkür ediyoruz. Cumartesi akşamını bize ayırdığınız için. Ayrıca Çetin Erçetin'e, Rebvar Kerim'e ve Nevzat Çiçek'e de teşekkür ederiz tekrar. Tamamlıyoruz, ne oluyorum. Gelişmeleri CNN Türk'ten takip edebilirsiniz. İyi akşamlar, iyi geceler.